Metaverse ailesi. Hepiniz hoş geldiniz. TCT'nin ardından toplantımıza Türkçesiyle. Öncelikle ben Cumhuriyetimizin 100. yılını tekrar bu vesileyle kutlamak istiyorum. Umarım nice yüzyıllara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği en güzel armağan olan Cumhuriyet'le fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak umarım ki devam edebiliriz bu şekilde. Gerçekten çok çok önemli bir günü dün geride bıraktık. Umarım her geçen gün daha iyiye ve medeniyet seviyesinde de daha ileriye gidebiliriz. Atatürk'ün bize öğrettiği gibi. Bugünkü toplantımızda başlığından da anlayacağınız üzere TCT'nin ardından TCT'de sonuçları açıklanan hotline çalışmaları, late breaking trials'ı konuşmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi online kardiyoloji kulübü genelde genç meslektaşlarla birlikte işbirliği yapmayı, onlarla birlikte çalışmayı kendine birinci amaç edinmiş bir kulüp. O yüzden bugün de burada ben ve çok kıymetli hem arkadaşım hem de meslektaşım Doktor Sercan Okutucu bu sunumlarda sizi modere etmeye çalışacağız sadece. Ama sunumlar 15 farklı çalışma, 15 farklı genç meslektaşımız tarafından bizlere iletilecek. Ben öncelikle bizlere bu konuda verdiğiniz destek için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin bu katkısı, bu dedike tavrı bizi gerçekten Türk kardiyolojisinin geleceği adına umutlandırıyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü konularımızı koroner, TAVI, solatriyal apendiks kapama ve mitral triküspit kapak girişimleriyle periferik girişimler konusunda sonuçları açıklanan çalışmalar ile küçük ayrı sectionlara ayırmaya çalıştık. Önce koroner arter hastalığı konusundaki çalışmalarla başlayacağız. İlk çalışmayı bizlere Doktor Semanur Vural arkadaşımız Siyah Mersek Hastanesi'nden çok kıymetli asistanımız sunacak. T-PES çalışmasını sunacak ve sonrasında da koroner çalışmalarla devam edeceğiz. Her çalışma yaklaşık 5 dakika sürecek sunumu ve toplamda 1,5 saatte umarım tartışmayla birlikte kapatmayı düşünüyoruz programımızı. Semanur sendeyiz. Buyur lütfen. Canım paylaşıyorum hemen. Ben de hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Umarım onu yaşatan bir hekim, bir insan olarak devam edebilirim. Online Kardiyoloji Kulübü da bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederek başlamak istiyorum. TSS'te geçen hafta sonuçları yayınlanmış olan TPES çalışmasını özetlemeye çalışacağım. Ticagrelor, klinik kullanımımızda çoklukla kullandığımız bir reversible P2-E12 inhibitörü. Ama gerek bu ajan, gerek bu koldaki diğer ajanları akut koroner sendrom hastalarında kullanırken kanama ve iskemi arasında bir denge sağlamak zorundayız. Ve bu amaçla da bu doğrultuda da birçok alternatif tedavi strateji araştırılmış. Birkaç tanesinin ismini de burada yazdım. Fakat akut koroner sendrom hastalarında desimplantasyon sonrası bir ay içerisinde asa kesilip ticagrelor monoterapisi yeterince değerlendirilememiş. Örneğin Global Leaders'da stabil koroner hastaları da alınmış. TICO sadece sistemleri almış ki zaten TICO ve TVILIHT'te 3 aydan sonra monoterapi değerlendirilmiş. Dolayısıyla bu çalışma desimplantasyon yapılan akut koroner sendrom hastalarında advers olaylar ve kanama açısından bir aydan kısa süreli DAP sonrası ticagrelor monoterapisinin 12 ay içeren 12 ay ticagrelor içeren DAPT uygulamasına göre non-inferior olup olmadığını hatta süperior olup olmadığını araştırmayı amaçlamış. TPS çalışması Nisan 2019-Mayıs 2022 tarihleri arasında Kore'de 24 merkezde yapılmış. Bir aydan kısa süreli asa ve ticagrelor kullanımı sonrası ticagrelor monoterapisi alan hastaların 12 ay boyunca asa ve ticagrelor alan hastalara birebir randomize edildiği ve toplamda 2850 hastayı içeren prospektif bir çalışma.
Tablonun geri kalan kısmını ileride tekrar değineceğim. O yüzden buraya şimdilik geçiyorum. Çalışmaya 18 yaş üzeri hastalar, akut koroner sendrom tedavisinde yeni nesil sironimus salınımı stent implant edilmiş hastalar ve bilgilendirme sonama alınmış hastalar dahil edilmiş. 80 yaş üzerindeki hastalar, artmış kanama riski bulunan hastalar, oral antikoagülan tedavi ihtiyacı olanlar, gebelik veya şüphesi bulunan hastalar ve yaşam beklentisi 1 yıldan az olan hastalar dahil edilmemiş. Çalışmanın birinci sonlanımı indeks prosedürden 1 yıl sonraki net adverse klinik olaylar. Yani mayor kanama, tüm nedenlere bağlı ölüm, MI, kesin veya olası stent trombozu ve inme. Sekonder sonlanım olarak da yine birinci sonlanımı ek olarak HDAF demar revaskülerizasyonu, kardiyovasküler mortalite ve minor kanama olarak belirlenmiş. Prospektif bir çalışma, dolayısıyla çalışmanın sonunda monoterapi olan grupta %86, 12 ay boyunca alan grupta ise %88 hastada planlanan tedavi tamamlanabilmiş. Temel özelliklere Tamam, baktığımızda da çek kulaklığın var mı? Benimki şarjı bitmiş. temel özelliklere baktığımızda her iki grup arasında benzer. Ortalama yaş 61, erkek cinsiyet ağırlıkta. Hastaların %50'si hipertansif, %30'unda diyabet mevcut. %20'si kronik böbrek hastalığına sahip. Fakat bunların %1'inden azı son dönem evre böbrek yetmezliği, diyaliz ihtiyacı bulunan hastalar. %7'sinde stent öyküsü mevcut. Yine her iki grupta da benzer olarak %40'ı bu hastaların sistemi ilacı servise başvurmuş. %16'sında multidamar girişim uygulanmış. Burada belirtmemişim ama %2'sinde de LMCA lezyonu var. Her iki grupta da yine eşit ve benzer. Hastaları normal rutin takipleri yapılmış fakat asa kesilmesi taburculuk sonrası ilk vizitte planlanmış. Bu da 1 ila 4 hafta içerisinde olması planlanmış ve ortalama 16 gün. Yani ortalama 16 gün DAP tedavisinden sonra hastalar tikayurlar monoterapisiyle devam edilmiş. Burada bir de şunu belirtmek istiyorum. Randomizasyon sırasında bu ilaçları kullanmayan hastalara önce yükleme yapılmış. Zaten kullanmakta olanlara da tedavi dozundan devam edilmiş. Ticagrelor 90 mg 2x1 ve asa 100 mg 1x1 şeklinde. Çalışmanın kısıtlıkları neler? Açık etiketli bir çalışma. Plasebo kontrolü yok. Olay oranları önceki çalışmalardan daha düşük. Çalışma kendi beklentisi olan yüksek olay sayısına ulaşamamış. Çalışma gücü NACE gelişimi tahmin edilerek hesaplanmış. Dolayısıyla her bir ayrı bileşenin özellikle MACE oluşumuna ilişkin karşılaştırmalarda yetersiz kalınabileceği düşünülmüş. Bir de burada belirtmemişim ama temel özellikleri anlattığımda benim dikkatimi çekenlerden biri çok yüksek riskli hastalar aslında dahil edilmemiş aslında çalışmaya baktığımızda. Bulgularda da primer sonlanım yani NACE oranı kısa süreli DAP sonrası monoterapide anlamlı olarak daha az saptanmış. Bu farkın da kanama nedeniyle olduğunu görüyoruz. Yani bir stent trombozu iskemik stroke değil. Kanama nedeniyle NACE oranında anlamlı bir fark var. Sekonder sonlanımda da yine demin dediğim gibi mayor adverse kardiyak ve serebrovasküler olaylar açısından her iki grup benzer, anlamlı bir fark yokken kanama yine kısa süreli DAP sonrası monoterapide anlamlı olarak daha az saptanmış. Daha sonra ayrıntılı olarak incelemek isteyenler olursa diye burada oranları da ayrı ayrı belirttim. Ama tekrar söylüyorum kanama anlamlı olarak monoterapide daha azken kardiyak veya diğer ölümler, stent trombozu, hedef MR revaskülerizasyonu bunlar da herhangi anlamlı bir fark saptanmamış. Yani sonuç olarak baktığımızda bu çalışma bize yeni nesil ilaç kaplı stent uygulanan hastalarda 1 aydan kısa süreli DAP sonrası ticagrelor monoterapisinin geleneksel DAP rejiminden non-inferior olduğunu, daha da önemlisi superior olduğunu göstermiş. Daha önceki ticagrelor çalışmalarının bulgularını genişletmiş. Ve yine tekrar vurgulamak istiyorum. Bu tedavi dozunda ticagrelor altında bu sonuçlara biz ulaşmışız. Yani ticagrelor dozu azaltılmış olmamasına rağmen 90 mg 2x1 tedavi dozunda alınmasına rağmen kanama anlamlı olarak daha az. Monoterapi açısından daha önce yapılan çalışmalar var. Örneğin 1 ay DAP sonrası clopidogrel monoterapisi araştırılmış fakat olumsuz sonuçlanmış. Yine stopped 3'te prosigural araştırılmış monoterapi olarak ama yine onda da stent trombozu iskemi açısından olumsuz sonuçlanmış. Global Leaders'tan bahsettim başta. O da evet non-inferior saptanmış ama bir superiority yok orada da ki orada
12 ay DAPT sonrası 12 ay ASA ile karşılaştırılmış monoterapi ve DAPT kolunda sadece ticagrelor yok. Diğer ajanlarda kullanan hastalarda dahil edilmiş. Sonuç olarak bizim eve götürülecek mesajımız TPS çalışması desimplantasyondan sonraki bir ay içerisinde ASA'nın kesilmesi ve ticagrelorla devam edilmesinin adverse kardiyovasküler ve kanama olayları açısından bizim şu an kullandığımız geleneksel tedaviye makul bir alternatif olduğunu göstermekte. Ki bir sonuç ben çalışmayı incelerken gerçekten heyecan verici bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Çünkü klinik pratiğimizi değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü artık güvenli bir kısa süreli DAP kullanımı yapabiliriz. Çünkü artık elimizde buna yönelik bir kanıt var. Çünkü hastalar uzun süreli tedavi kullanmak istemiyor, çok ilaç kullanmak istemiyor. Hocam aspirin mide kanatıyormuş deyip kendi kendine kesip gelenler var. Ve DAP tedavisini kısaltırken artık biraz daha güvenli bir zonda olabileceğimizi düşünüyorum bu çalışma sonuçları doğrultusunda. Klinik pratiğimizi nasıl etkileyeceğini de sizlerin görüşlerini de alarak tartışmayı isterim. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler Sema. Çok güzel özetledin. Bu konuda sorusu ya da katkısı olan varsa arkadaşlarımızdan hızlıca alabiliriz. Benim vurgulamak istediğim Sema, belki soruyu beklerken, bu çalışmaya alınan hastaların gerçekten çok yüksek riskli hastalar olmadığı, çok kompleks PCI hastalarının senin de söylediğin gibi belki de alınmadığı. İddialı bir hipotez. 16. günden sonra ortalama ASA'yı tamamen tedaviden çıkaran bir hipotez. Bunun daha güçlü hipotezi, dediğin gibi StopDAP AKS 3 çalışmasında ESC 2023'te açıklandı. Burada tamamen prasugrelle gidilmeye çalışıldı, aspirini tamamen tedaviden. Orada dediğin gibi anlamlı olmasa da numerik olarak stent trombozunda artış oldu. O yüzden orada bir soru işareti oldu. Hatta o çalışmanın sonuçları aspirin hala yerini kaybetmedi şeklinde yorumlandı. Aynanın diğer tarafına, ya daha doğrusu bıçağın diğer tarafına baktığımızda, StopTap'taki AKS çalışmasında ise bir ay asa klopidogrelden sonra sadece klopidogrelle gidelim mi dediler, ama orada da büyük ihtimalle klopidogrelin gücü yetmedi iskemik olayları engellemeye. Sanki o iki çalışmanın, StopTap 2 AKS ile StopTap 3 çalışmasının arasına konumlanan bir çalışma gibi geldi bana TPS çalışması. Zaten hepimiz de biliyoruz, sanki potentlik sırasında da klopidogrel, ticagrelor ve prasugrel sırası gibi de genel olarak bir sıra var aklımızda zaten. Ama ilk bir aydaki aspirinin önemini sanki bir kere daha gösteriyor bu çalışma ve StopTap 3 çalışması gibi geldi bana. Hemen bir şeye bakıyorum, bir soru geldi sanki. 12. aydan sonra tekli ASA ile devam etmek olur mu, yoksa tika dozu azaltılarak mı? Ne dersin Sema buna? Aydın sormuş. 12. aydan sonra tekli aspirin ile devam edelim mi, yoksa ticagrelor dozunu azaltarak mı devam edelim? 12. aydan sonra dozu azaltmayı ile ilgili açıkçası çok bir çalışma görmedim. Hem klopidogrel hem ticagrelor için tedavi dozunda ASA kesilip her ikisi tedavi dozunda takip edilebilir. Veya potent ajan kesilip sadece ASA ile devam edilebilir. Ama ticagrelorun dozunun azaltılması ile ilgili anlamlı verileri olan çalışma ben en azından bilmiyorum. Şöyle, ticagrelorun uzatılmış kullanımı ile ilgili sanırım Pegasus Team 54'tü, yanlışsam düzeltin lütfen, çalışma var. Fakat burada iskemik ve trombotik olayları engelleme pahasına 12. aydan sonra ticagrelorlu devam edersek kanamada artışa neden oluyoruz. Böyle bir datayı söyleyebilirim Aydın'a. İkinci söyleyeceğim data da host exam çalışmasından gelir. Burada 12. aydan sonra host exam'de stent takılmış hastalar bir olay yaşamadıysa, acaba biz aspirinle mi devam edelim, klopidogrelle mi devam edelim uzun dönem tedavide? Host exam gerçekten kliniğimizi değiştiren bir kanıt sundu bize. Ben günlük pratiğimde ne yapıyorum? 12. aydan sonra tekli klopidogrelle devam etmeye çalışıyorum. En azından bu şekilde cevap verebilirim. Sercan, hoş geldin bu arada. Merhaba arkadaşlar, hoş bulduk Nazmi, hoş bulduk arkadaşlar. Galiba DPS'i bitirdiniz. TPS'i bitirdik. Aha. Biraz da ağırdan aldık sen gel diye tartışıyorduk. Yoğun bir gün geçirdim biliyorum. Hoş geldin. İyi ki Hoş bizdesin, bulduk. katıldın Sercan.
Ben hemen Ruhat hocamın sorusunu sorup geçiyorum. Merhaba, teşekkürler. Burada çalışmaya alınan hastaları da kullanılan stentin sonuçlara etkisi var mıdır? Orsiro Açıkçası Hong'un kendisi de etkisi olabileceğine yönelik bir cümlesi var. Çünkü daha önceki çalışmalarda everolimus kaplı salınımlı stentler stent. kullanılmış. Burada sirolimus salınımı kullanılmış olmasının da sonuçlarda etkisi olabileceği düşünülüyor. Ve Orsiro gerçekten güzel bir stent. Sercan da belki bu konuda yorum yapar. Bunu MasterDAPT çalışmasında da gördük. Orada da Ultimaster Tansei stent platformuyla yapıldı. Birinci aydan sonra tekliğe düşelim mi sorusu. Ultimaster Tansei kullanılan MasterDAPT çalışmasının kısıtlıklarından biri olarak her zaman bu stent platformunda denenen bu deeskalasyon stratejisi acaba tüm stent platformlarına uygulanabilir mi? Bu bir kısıtlılıklı. Bence bu çalışma içinde o geçerli. Çünkü Orsiro hepimizin bence de kateter salonunda olmasını isteyeceğimiz bir stent. Şu an özellikle eğitim araştırma hastanelerinde kullanılan stentleri gördüğümüzde açıkçası bu stratejiyi oraya kolaylıkla uygulayabilir miyiz? Ben bu konuda emin değilim. Atilla hocam sorusunu alalım ve sonra diğer çalışmaya geçelim. Bir ay önce AKS aspirin Bir aydan önce AKS aspirin kesilmesi ESC kılavuzu önermiyor. Bir ay sonra deeskalasyon yapılabilir diyor. Kesinlikle ben de bu konuda katılıyorum. Bu çalışmayla bu değişir mi? Bu konuda da emin değilim açıkçası. Tek çalışma belirgin kısıtlıkları olan ve özellikle event rate olarak istenilen güce ulaşmamış bir çalışma. Tek başına günlük pratiği değiştirir mi? Emin değilim deyip ben sözü Gökçem Ayan Bayraktar asistanımıza veriyorum. Bize Agent IDE çalışmasını sunması için. Gökçen lütfen. Merhaba. Ben de öncelikle Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Ben bugün paklitaksel salınımlı balon ile konvansiyonel balon anjiyoplastiği karşılaştıran Agent ID çalışmasından bahsedeceğim. Bildiğimiz üzere instant responders'ları perkutan koroner girişiminin önemli bir kısmından sorumlu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu oran %10 olarak saptanmış. Agent ID çalışması da bu ilaç salınımlı balonların etkinlik ve güvenliğini gösteren ve Amerika Birleşik Devletleri ne de pazarına da bu balonun girmesini sağlayan ilk randomize kontrollü çalışma. Balonun yapısına bakacak olursak daha önceki paclitaxel salınımlı balonlarda milimetre kareye 3 mikrogram oranında bir ilaç salınımı varken burada düşük doz 2 mikrogramlık bir salınım var. Ve aynı zamanda firmada flexible bir balon olarak tanımlamış ürününü. Çalışmada instant response hastalarında ilaç salınımlı balon ile POBA yani konvansiyonel balon anjiyoplastinin kıyaslanması, güvenlik ve etkinlik açısından kıyaslanması amacıyla dizayn edilmiş. Çalışma dizaynına baktığımızda 480 hasta 2'ye 1 oranında randomize edilmiş. Inclusion kriterlerine baktığımızda semptomatik hastalarda %50 ve üzerinde darlık, asemptomatik hastalarda %70 üzerinde darlık olan, damar çapını 2 ile 4 milim arasında olan, 26 milim uzunluğunun altında lezyonlar dahil edilmiş. Önceki tedavi edilen stentin BMS veya DES olması fark etmiyor, ikisi de dahil edilmiş. Dışlama kriterlerine baktığımızda hastanın ST ile ve MI ile başvurması, bifurkasyon lezyonu olması, sol ana koroner lezyonu olması, bypass graft lezyonlarının olması veya tromboza bir lezyon olması dışlanmış. Primer sonlanıma baktığımızda hedef target lesion failure alınmış birinci yılda. Bunda da hedef damardan geçirdiği MI ve kardiyak ölüm dahil edilmiş. Takipler hastane içi 30. gün, 6. ay, 1 yıllık ve 2 ile 5 yıl arasında da yıllık olarak planlanmış. Ama çalışmada biz birinci yıl sonuçlarını gördük. Bahsettiğim gibi 480 hasta 2'ye 1 oranında randomize edilmiş, 12 ay takip edilmiş. Hastaların ortalama yaşı 68 ve hastaların %27'sini kadınlar oluşturuyor. Dahil edilme ve dışlama kriterlerini söyledim, geçiyorum. Hastaların %30'u daha önceden bypasslı, %78'inde çoklu damar hastalığı var.
%56'sında lezyon olan bölgede tek stent tabakası var. Yani %44'ünde multiple katman var. Bu önemli bir oran. Ortalama lezyon uzunluğu 112 milim olarak hesaplanmış, gösterilmiş. Hastaların %75'inde de intravasküler bir görüntüleme kullanılmış. Bunların %50'si IVUS olarak belirtilmiş. Sonuçlarına baktığımızda primer sonlanım birinci yılda ilaç salınımlı balonda %17, konvansiyonel balonda da %28, yani %38'lik bir relatif olarak risk azalması gösterilmiş. Sekonder sonlanımlarda da kümülatif hedef damar revaskülerizasyonu, hedef damarın miyokardiyal enfarktüsü ve stent trombosu açısından yine paklitaksel salınımlı balon üstün olarak gösterilmiş. Tüm nedenlere bağlı mortalitede P değeri anlamlı olarak saptanmamış, benzer olarak çıkmış. Bu söylediğim şeylerin tek tek grafikleri, balon anjiyoplastide %28'lik birinci sonlanım noktası var. Ancak agent paklitaksel salınımlı balonda bu %18 civarında. Birinci yılda geçirilen hedef damardan geçirilen MI'lar konvansiyonel balon ile %12, paklitaksel salınımlı balon ile %6, birinci yılda stent trombozu yine konvansiyonel balon ile %4 civarında gözlenmiş, paklitaksel salınımlı balonla hiç gözlenmemiş. MI'dan, trombüsten bahsettik. Farklılık olmayanlarda tüm nedenlere bağlı ölüm, kardiyak ölüm ve non-kardiyak ölümde anlamlı P değerleri saptanmamış, sonuçlar benzer olarak çıkmış. Limitasyonlar, yani bir yıllık sadece takiplerin elimizde olması ve benzeri, hani limitasyonları tabii var ama en önemli sıkıntı desk kolonun olmaması çalışmanın. Yani normalde instant restonuzunda özellikle birinci yıl ve sonrasında çoğunlukla restent biz de implant ediyoruz. Biz stent katmanı daha artırıyoruz ama bu çalışmada desk kolu yok. Sadece iki balon çeşidi arasında bir kıyaslama yapılmış. Bu iki balon arasında da birinci sonlanım olarak target lesion failure olarak agent balonlar, paklitaksel salınımlı balonlar klasik konvansiyonel balonları üstün saptanmış. Tekrarlayan revaskülerizasyon, hedef damar enfarktüsü ve trombüsünde azalma saptanmış. Dediğim gibi desk kolonun olmaması çalışmanın en önemli limitasyonu ve FDA onayı almasını sağlayan, Amerika'ya bu paklitaksel salınımla agent balonun girmesini sağlayan da randomize kontrollü çalışma. Çalışmam çok kısaydı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Gökçen. Bizce çok tadındaydı. Zaten bugün bu şekilde biraz snapshot alacağız tüm çalışmalardan. Sen de çok güzel özetledin. Bu çalışma aslında bizim Avrupa'da yıllardır 2014'ten bu yana yanlış hatırlamıyorsam DES-ISR'nin kullanımında olan ama Amerika'da ne yazık ki anlamak mümkün değil. Nasıl bunca süre bir FDA onayı verilmedi bu tedaviye? Genelde geri gelen yorumlar da bu şekildeydi. Bu günlük pratiği onlar için değiştiren bir çalışma oldu tabii. Çok fazla da olumlu görüş aldı. Bu konuda yorum yapmak isteyen Sercan Hocam, Drakutu falan ekran siz kendi paylaşımını... pratiğinizde kullanıyor musunuz Nazmi? Şeyde var mı elinizde? Biz yani özelde yani kolayca ulaşabiliyoruz ama geri ödemesi sizde şeyde var Biz çok kolay mı? ulaşmasak da ulaşabiliyoruz. Periferde sık kullanıyoruz. Periferik açıkçası şeylerde. Burada en önemli şeyler ama koronerde de kullanıyoruz ama o kadar kolay yani en azından özellik kadar olmuyor Sercan, onu söylemem lazım. Ama ben Yani burada bizim de yeteri pratiğimiz var. arkadaşımızın söylediği gibi daha çok desimplantasyonu yapıyoruz. Fakat bu birbirini destekler nitelikte açıklanan çalışmalar özellikle son yıllarda Drakotut balonu ön plana çıkardı. Şimdi galiba bu TCT'de de iki tane daha önemli çalışma var. Evet. Onları da arkadaşlarımız sunacak. Onlardan sonra da işte hem akut koroner sendromda kullanımı hem Izer Desire'ın uzun dönem takiplerini de inceledikten sonra daha ayrıntılı, daha net belki tartışabiliriz. Ama bizim de klinik pratiğimize girmeye başladı. Aslında ben en az bir 8-10 yıldır kullanıyorum ama bu son bir dönem vazgeçmiştim. Şimdi tekrar kullanmaya başladık. İyi uygun lezyon hazırlığından sonra Kesinlikle. balon anjiyoplastiğe göre daha üstün. Eğer hastada da ek metal yükü oluşturmak istemiyorsak o zaman iyi bir alternatif.
Neryan çok güzel bir hatırlatma yapmış. Benim asıl bahsettiğim kısıtlılık DMO'dan alınamama ya da SGK değil. Günlük 100 tane anjiyo, yaklaşık 35-40 stentin takıldığı bir hastanede çalışıyor olmam asıl sıkıntı. Onun çok detayına girmek istemedim. Tabii ki endikasyonu olan hastadan hasta başı biz de alıyoruz. Yalnız tabii ki siz de bilirsiniz ki reimbursement'ı her zaman bizim gibi yoğun çalışan hastanelerde düşünmemiz gerekiyor bir limitasyon olarak. Ben burada çalışmanın önemli noktalarından biri şu soru soruldu primer araştırmacıya. Neden? Tabii burada en büyük soru zaten POBA'ya üstün çıkacağını az çok bilmek çok şaşırtıcı değil ama DES'le niye kıyaslamadınız? Tabii ki bu bir zaten geri ödeme orada FDA onayı alma çalışması. İkincisi de %44 hastada Gökçen de çok güzel belirtti zaten iki stent var. Two layer Evet. var. Bunlarda bir üçüncüsünü daha koymak açıkçası çok istedikleri bir şey değil. Ama burada Neryan da katılacaktır bana. İnstant restenozu gerçekten anlamak için elinizde görüntülemenin olması çok çok önemli. Görüntüleme ile instant restenozun mekanizmasını anlamak ve ona göre yönetmek çok önemli. O başlı Bir de başına başlayabilir. Buyurun. bu çalışmadaki veriyi de herhalde bu balona özel düşünmek lazım. Biraz Tabii. önce konuştuğumuz mevzu gibi aslında farklı Evet. özellikleri olan bir balon. Ha, Evet. diğerlerinde de benzer sonuçlar elde ediliyor ama daha düşük dozda paklitaksel sapan bir balon. Evet. Bu da çok doğru bir hatırlatma Sercan. Gökçe'ye teşekkür ediyorum. Ben başka bakıyorum soru veya katkı varsa. Geri ödemesi var demiş Neryan. Onu konuştuk. Teşekkür ettik ona da. Biz şu an Doktor Feyza Hanım'ı dinleyebiliriz. DCB ACS çalışması için Feyza seni dinliyoruz. Beyza Summit şampiyonu değil mi? Evet, Feyza Sabit'te Aydın'la birlikte EuroPCR'a gitme ödülü kazanan arkadaşımız. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz abi. Oradaki inceliğiniz için de Estağfurullah. biraz değişiklik oldu. Evet. Ben de bu akşam sizlere yine TIST 2023'te ilk sonuçları yayınlanan ilaç kaplı balonlarla ilaç kaplı stentlerin akut koroner sendromlu hastalarda karşılaştırıldığı bir non-inferiority çalışmasından bahsedeceğim. Aslında DES'lerin keşfi laboratuvarda işleri çok kolaylaştırdı. Bare metal stentlere göre stent trombozunun az olması, uzun dönemde stent restenozunun çok daha az görülmesi sebebiyle şu an tüm endikasyonlarda ilk sırada kullanılıyor. Ancak ne yazık ki tamamıyla masum değil. Stent trombozu, yani stent platosunun sonrası uzun dönemde restenoz oranlarının yüksek olması, neonatal hiperplazi görülebilmesi gibi komplikasyonlar yanında stent implantasyonu sonrası no reflow fenomeni, yani stentin metallik yüküne bağlı gelişen komplikasyonlar görülmekte. Bunun yanında yine uzun dönem dual antiplatelet tedavisi gerektirdiği için buna bağlı komplikasyonlar istemediğimiz sonuçlardan. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüz zaman bu ilaç kaplı stentlerin metalik yükünden kurtulup ilacından faydalanabilecek ne yapılabilir diye düşünülmüş ve ilaç kaplı balonlar da klinik çalışmalar başlamış. Biraz önce Gökçem de bahsetti. Aslında ilk çalışmalar, ilk klinik deneyler 2000'lerin başında başlıyor. Biraz önce bahsedildiği gibi balonun dışında ilaç var. Balon şişirildikten sonra lümenle teması ve ilacın salınımı adezyon yoluyla işte neonatomaya geçişi ve uzun dönemde de ilacın olumlu etkilerini görüyoruz. Klinik kullanımı ilk etapta stent restenozuna bağlı hastalarda, yani koroner vakalarda kullanılmış. Olumlu etkileri görüldükçe işte periferik arter hastalığında, perifer stenozlarında, arteriovenöz fistül stenozlarında kullanılmış. Olumlu sonuçlarla birlikte günümüzde artık küçük damar hastalıklarında, kompleks bir fibrilasyon işlemlerinde kullanılmakta. Bizim çalışmamızda da akut koroner sendromlu hastalarda, de novo lezyonu olan hastalarda DES'e göre non-inferior olup olmadığı karşılaştırılmış. Çalışma prospektif, ben şu an ilk sonuçlarından bahsedeceğim. Aslında çalışma 2024'te sonuçlanacak. Çok merkezli, Çin'de yaklaşık 15 merkezin katıldığı bir çalışma. Randomize kontrollü non-inferiority çalışması. Primer sonlanım noktası olarak 9. aydaki FFR değerleri karşılaştırılmış. Sekonder sonlanım noktası 12. ayda bakılmış. Hedef lezyon başarısızlığı, hasta odaklı bileşik sonlanım noktası değerlendirilmiş. Kesin ve olası trombotik olaylar, majör kanamalar, anjina sebebiyle hastane yatışı ve inme karşılaştırılmış. Sekonder anjiyografik sonlanım noktasına baktığımızda da geç lümen kaybı ve çap azalması değerlendirilmiş.
Çalışmaya perktüren koroner girişim planlanan akut koroner sendrom hastaları alınmış. De novo lezyonlar, yani daha öncesinde işlemde yeni lezyonlar dahil edilmiş. Lezyon hazırlığından sonra da kabul edilebilir anjiyografik görüntü olup olmadığına bakılmış. Kabul edilebilir anjiyografik görüntü olarak da TIM3 akım olması damarda. Vizüel olarak %30'dan az rezidüel stenoz kalması, tip A ve B diseksiyon gelişmemesi, referans damar çapının 2.25 ve 4 mm arasında olması, hedef lezyonun 28 mm'den kısa olması ve bir veya iki arterde sorumlu lezyon bulunması. Yani bu aynı damarda iki lezyon olan hastalar alınmamış. Farklı iki damarda tek lezyon olan hastalar çalışmaya dahil edilmiş. Dışlama kriteri olarak da CTO hastalığı, kronik total okluzyonu alanlar çalışmaya dahil edilmemiş. Sonra koroner lezyonları, çift stent tedavisi gerektirecek bifurkasyon işlemi gerektirecek hastalar, çok açılı damarlar ve çok şiddetli kalsifikasyon içeren lezyonlar, aşamalı perkütan koroner girişim gerektiren gerekliliği nedeniyle yeniden hastaneye yatanlar ve miyokardiyal bireci olan hastalar çalışmadan dışlanmış. Çalışmaya başlarken 234 hasta alınmış. 10 hasta çalışma sürecinde görüntüleme yapılamadığı için, bu 9. aydaki görüntülemeler yapılamadığı için çalışmadan dışlanmış. Çalışmaya alınan 8 hasta işlemde balon ya da stent gerekmediği için çalışmadan dışlanmış. 107 balon grubu, 109 stent grubu hastanın da balon grubundaki bir hasta takibi süresince DES ihtiyacı olduğu için DES grubuna kaydırılmış. Hastalar toplamda 12 ay takip edilmiş. Hasta grupları çok benzer aslında. Hani yaş olarak, cinsiyet olarak iki grup arasında bir fark yok. Öykülerine baktığımız zaman da daha önce geçirilmiş yani koroner öyküler de benzer. SDMI, non-ST, anstabil hastalar çalışmaya dahil edilmiş. Stabil anjinası olanlar dahil edilmemiş. Onlarda da DES grubunda SDMI'nin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Anstabil anjina grubunda da balon grubu biraz daha yüksek. Hastaların kanları da benzer. Taburculuklarındaki tedavileri de genel olarak benzer. Sadece doğal antiplatelet tedavi balon grubunda biraz daha kısa süreli devam edilmiş. İşlem prosedürüne baktığımızda yine hedeflenen damarlar benzer. İşlem öncesi hazırlık benzer. Kullanılan balonlar. Yani hepsinde eşit gidilmeye çalışılmış. Sonuçlara baktığımız zaman primer sonlanım noktası FFR değerleri balon grubunda 0.89, DES grubunda 0.9 olarak görülmüş ve balon grubunun DES'e göre non-inferior olduğu görülmüş. Sekonder sonlanım noktasında aslında yine sonuçlar benzer ama bu çap azalması DES grubunda daha iyi, yani çap azalması balon grubunda daha fazla olmuş. DES grubu bu konuda daha iyi çıkmış. Klinik olaylar açısından baktığımızda iki grup birbirine çok benzer. Kardiyak ölüm, hedef damar revaskülerizasyonu, işte hasta ilişkili kompozit sonlanımlar birbirine benzer görülmüş. Burada dikkat çeken bir şey kanama oranlarının da benzer görülmesi. Aslında hani balon grubunda doğal antiplatelet biraz daha kısa sürmüş ama burada kanamalar benzer çıkmış. Çalışmanın sınırlamaları hasta grubunun az olması aslında. Covid pandemisi nedeniyle de çalışmaya dahil edilen hastaların sadece %78'inde tekrar anjiyografik değerlendirme yapılabilmiş. Ve randomizasyon öncesi de çok hastalar seçildiği için, yani başarılı lezyon hazırlığına çok dikkat edildiği için çok seçilmiş bir hasta popülasyonunda sonuçlar değerlendirilmiş. Genel olarak baktığımızda 9. ayda bakılan FFR değerleri açısından değerlendirdiğimizde balon grubu non-inferior değil DES'e göre. Yani önümüzdeki günlerde akut koroner sendromlu hastalarda bir etkin tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. Ancak bu konuda daha fazla hastanın dahil edildiği daha büyük çalışmalara ihtiyaç olmakta. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler Beyza. Sanki bir pivotal bir çalışma gibi değil mi Sercan? Hasta sayısı az belki ama sanki gide drug coated balonlar etrafımızı sardıkça sarıyor gibi. Ne dersin? Endüstrinin de baskısı var mı burada? Evet. Bu TCT'ye de damgasını vurdu sayılır ama anjiyografik görüntüyü eğer ki tabii ona çok aşıksanız anjiyografik başarı tabii stentte daha iyi olduğu daha belirgin ama sonuçta işin fonksiyonel kısmına geldiğimiz zaman birinci sonlanım noktası iki grup arasında benzer çıkıyor birbirine. Ama %30'a %20 rezidü darda kalıyor galiba. Değil mi? Balon Evet. Sonrası %30 civarında, diğerinde %20. Doğru. Peki şey dışlanma verisiyle ilgili bir şey var mı? Mesela şu ne kadar lezyon hazırlığı sırasında DCV'den tekrar DES'e dönmek zorunda kalıyor?
Yani şöyle sadece bir hasta DCB'den dese dönmüş. Ancak çalışmanın daha ilk sonuçları yayınlandığı için çok az veri var elimizde. O yüzden çok yani benim de mesela işte tedaviyle alakalı sadece kılavuzun önerdiği doğrultuda tedavi edildi demiş ama işte mesela bu dual antiplatelet tedavinin detaylarından bahsetmemiş, ne verildiğini söylememiş, işte kullanılan balonun hangi ilacın olduğunu belirtmemiş. Yani o konuda ben de çok net bir bilgiye ulaşamadım aslında. Ve biraz görüntüleme oranı da mı az? Feyza, bir önceki tabloda %78 intravasküler görüntülenebilmesi. nasıldı oran? İntravasküler görüntülemeyi yine yüksek tutmuşlar mı? Şöyle çok az Değil aslında yani OCT mi? yapıyor ama yani daha çok FFR değerlendirildiği için aslında primer Bir sonlanma noktasında çok intravasküler görüntüleme görüntüleme biraz bana da geri tüm kalmış. işlemi yönetirken biraz uzak doğu çalışmalarına göre az geldi. Ama dediğim gibi bilmiyorum sen en çok natif lezyonlarda Sercan ne zaman kullanıyorsun drug coat balonu? Benim en çok hoşuma bifurkasyonlarda yan Evet. dal osteomi için gidiyor mesela. Bifurkasyonları da kullanınca tabii hayal gücünle sınırlı oluyor artık yapılacak şeyler. Biz de Hı bifurkasyonlarda kullanmaya başladık. Geçen de Neryem'le öyle bir hasta aldık, kullandık. Yine hı. küçük damarlarda kullanıyorum. Diyabeti 100. Kullanıyorsun. hasta olan damarlarda kullanıyorum. Bir de Kesinlikle. stent restenosu da kullanıyoruz. Restore şu an bence de bu saydığın indikasyonlar DCB'nin en kullanışlı olduğu noktalar. Başka katkı yoksa ben izninizle Feyza'ya teşekkür edip Ben teşekkür ederim. yine çok sağ ol Feyza'cığım. Yine aynı benzer bir konuda Aizer Desire belki bu İnstant restenozla ilgili yapılan en uzun çalışmalardan biri. Ekran paylaşımını durdurabilirsen Feyza'cığım. Gökçe bir dinleyeceğiz. Aizer Desire 3 çalışmasının uzun dönem sonuçları için. Merhaba tekrar. Ben Miray aramızda değil, onun yerine Aizer Desire 3 çalışmasından bahsedeceğim. Aslında hani benim sunduğum çalışmayla da çok alakalı. Deskolonun da olduğu bir çalışma bu sefer. İlaç salınımı stent restonuzun optimal tedavisini hala bilmiyoruz. Şu an bile kaç tane çalışma duyduk araştırılma aşamasında. Paklitaksel salınımlı stentler, limus yani sirolimus stent restonuzunun tedavisinde en az sirolimus salınımlı stentler kadar etkili olduğu İzer Dizer 2 çalışmasıyla gösterildi. İlaç salınımlı balon tedavisi ek stent katmanlarını önleyebilir ancak DES restonuzunun tedavisindeki rolünü de henüz tam olarak anlamlandıramadık, tanımlayamadık. Bu çalışmanın amacı paklitaksel salınımlı balonun antirestenotik etkinliğinin karşılaştırılması, sirolimus salınımlı stent restenozlarında stenozlu hastalarda paklitaksel salınımlı stent ile ve aynı zamanda konvansiyonel balon anjiyoplastiği ile karşılaştırılması. Yani hastalar paklitaksel salınımlı balon, paklitaksel salınımlı stent ve tek başına balon anjiyoplastiği ile tedavi şeklinde 3 kola ayrılmış. Çalışma prospektif randomize çok merkezli. Hastalar dahil edilme kriterlerine bakacak olursak daha önceden sirolimus salınımlı stent ile tedavi edilmiş ve damarında %50'den fazla darlık olan hastalar ve iskemi belirti veya bulguları olan hastalar dahil edilmiş. Yine burada da sol ana koroner lezyonları akut ST ile ve MI ve kardiyojenik şok dışlanmış. Çalışmada 402 hasta var. Hastalar 1-1-1 şeklinde randomize edilmiş ve 6-8. aylarda anjiyografi kontrolleri yapılmış, 12. ayda da klinik takipleri yapılmış hastaların. Dediğim gibi 1-1-1 şeklinde randomize edilmiş hastalar. Buradaki paklitaksel salınımlı balon yüksek dozda yani 3 mikrogram milimetre kare 3 mikrogram paklitaksel balon kullanılmış. Tüm hastaları işlem öncesinde adenozin difosfat reseptör antagonisti yani P2Y12 inhibitörleri ile pire tedavisi uygulanmış. İşlem sırasında da tüm hastalara ASA ve heparin tedavisi verilmiş. Duruma göre glikoprotein inhibitörleri ve bivalirudin verilmiş. Tüm hastalar ömür boyu 200 mg aspirinle takip edilmiş. 6 ay boyunca da yine ikinci antiagreganları verilmiş.
Hastaların yaş, cinsiyet, diyabetinin olup olmaması, çoklu damar hastalığının olup olmaması veya akut koroner sendromun olup olmaması açısından aslında gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiş. Hepsi benzer. Yine lezyonların fokal, multifokal, difüz olması açısından da tüm gruplar benzer olarak saptanmış. Ortalama tüm gruplarda damar çapı 2,75-2,80 milim arasında. Lezyon uzunluğu 12 milim civarında. Darlıklarda, işlem öncesi darlıklarda %66 gibi yine çok anlamlı farklılıklar yok lezyon açısından da. İşlem sonrası rezidü kalan darlık, işte uygulanan balon basıncı gibi şeylerde de anlamlı farklılık saptanmamış. Tüm gruplar benzer. Primer sonlanım noktası olarak bu 6-8. ayda yapılan anjiyografideki darlık yüzdesi ele alınmış. Burada paklitaksel salınımlı balon ve stent arasında anlamlı fark izlenmemiş anjiyografik olarak. Ancak yukarıdaki gri eğride görüyorsunuz balon anjiyoplasti hastalarında rezidüel darlık yani birin 6-8. aydaki darlık daha yüksek çıkmış. Burada hem balon hem stent konvansiyonel balona göre üstün çıkmış. Sekonder sonlanım noktası olarak ölüm ve MI alınmış. Burada P değerlerin görüyoruz 0,35, 0,36, 0,97 anlamlı olarak saptanmamış. Ölüm ve miyokardiyal enfarktüs açısından 3 grupta benzer çıkmış. Yani birbirine üstün çıkmamış. Yine hedef damarın trombozu olması açısından da 3 modalitede birbirine üstün çıkmamış. Burada hedef lezyonun revaskülarizasyonu açısından konvansiyonel balonda sağdaki tabloda görüyorsunuz %43'lük bir oran var. Burada hem paklitaksel salınımlı balon hem de stent konvansiyonel balona üstün çıkmış. Çalışmanın sonucuna bakarsak sirolumuz salınımlı stentlerin restenozu ile başvuran hastalarda hem paklitaksel salınımlı balon hem de paklitaksel salınımlı stent ile stent konvansiyonel balona üstün olarak çıkmış. Ancak paklitaksel salınımlı balon stenti üstün çıkmamış. Burada yine tekrarlayan stent katmanları eklenmesi yerine balonun uygulanabilmesi açısından yapılan bir çalışma. Paklitaksel kaplı balonların stent ile benzer tekrar revaskülarizasyon oranlarına sahip olması ve konvansiyonel balon anjiyoplastiden yine daha üstün olduğunu, revaskülarizasyon açısından balon anjiyoplastiden daha düşük olduğu gösterilmiş. Bu şekilde teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Gökçen. Ayrıca son dakikada bu sunumu yapmayı kabul ettiğin için de ben sana ayrıca teşekkür ediyorum. Miray'ın acil bir işi çıktığı için bizde olamadı. Yine aslında bir önceki iki çalışmada, daha sonra Agent ile çalışmasında konuştuğumuz sonuçlarla benzer. Bazen günlük pratiğimizde ISR'ye sadece balon yapalım, konvansiyonel bir NC yapalım. Ve evet çok güzel oldu görüntü. Hadi kaldıralım. Yaklaşımının en azından ben biraz günlük klinik pratiğimizden çıkmasını bize 10 yıllık sonuçlarıyla gösteren bir çalışma olarak algıladım bu çalışmayı bir cümleyle. Sercan, benim buradaki şeyim bu kadar net ve kısa aslında. Aslında birçok konuya önceki iki çalışmada da değindik. Bir ara bir kural vardı. Eskiden bir metal takıldığında içine bir kere balon yapman lazımdı. Bir daha da aralıkta ondan sonra dest takma hakkım yok. Bu da öyle. Aslında agent'te de dest kolu yok diyorduk bir limitasyon. Burada dest Evet. kolu da var. Benzer sonuçları vermesi tabii drug balon lehine özellikle ek metalik yük şey yapmak istemiyorsak, ek Evet. metalik sonlanmasını istemiyorsak, Dratkot balon tercih edebiliriz. Ve biraz da dual antiplatelet tedavinin Evet. süresini kısaltmak istiyorsak bu iki noktada güvenli bir liman gibi duruyor şu an ISR tedavisinde. 200 miligram asa vermişler ama abi bu da Evet, o da ilginç bir şey. çok ilginç olmuş. Bu farklı dozlar da bir şey. Bu şey mi bu da? Bu gerçi uzak doğu çalışması değil. Değil. Almanya'da. Almanya merkezli. Çok Evet. merkezli. O benim de biraz dikkatimi çekmişti dediğin gibi 200 miligramda.
Diğer tedaviyle ilgili, süresiyle ilgili bir şey var mıydı Gökçen? 6 ay abi. İkinci Bir 6 antakarbon ay değil mi? 6 ay. 6 ay. Aslında çoğu 3. jenerasyon deste de daha kısa deeskalasyon stratejileri de gün geçtikçe artıyor. Bu da belki tartışılması gereken bir konu. Bir de şey olabilir. DAP'ta sabit süre tutmaları DAP'ta sekonder elde edilecek faydayı da standartize etmek için olabilir. Etmek Yani adına olabilir. çünkü daha kısa DAP tercih edebiliriz Belki orada standartizasyon tutulduktan yani. sonra bu sefer burada deeskalasyon stratejileri belki kıyaslanmaya çalışacak bir sonraki adım olarak. Çok teşekkürler tekrar Gökçem. Ben şimdi Doktor Murat Gökalp'i davet edeceğim. O da bize ilginç bir tedavi, ilginç bir tedaviyi deneyen bir çalışma. Psiko akut miyokard enfarktüsü çalışmasını anlatacak. Yine Siyah Mersek Hastanesi'nden Doktor Murat Gökalp. Muratçım buyur lütfen. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ben bugün basınç kontrollü intermittent koroner sinüs oklüzyon yöntemiyle akut miyokard infarktüsünden yaklaşımı anlatan bir çalışmayı anlatacağım size. Pixo Emi Trial. Şimdi perkutan koroner geçişimi SMA hastalarında klinik sonuçları günden güne iyileşmiş. Fakat hastaların hala %50'sinden fazlasında suboptimal miyokard perfüzyonu ve yaygın miyokard nekrozu olduğunu görüyoruz. Ve mortalite oranları zaman zaman azalsa da %8-12 arasında sabitlenmiş, daha da altına inmiyor. Ve esnemaya hastalarında %20-25 oranında da kalp yetmezliği görülmektedir. Burada 12 aylık bir zamana bağlı tüm nedenlere bağlı ölüm ve kalp yetmezliği yatışını karşılaştırdığımız zaman infarkt alanındaki %5'lik bir artış mortalite ve kalp yetmezliğini bir yıl içerisinde yaklaşık %20-25 oranında arttırmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı da SDMI hastalarında Pixo yöntemi kullanarak miyokard infarktüsü büyüklüğünü azaltıp azaltmayacağını değerlendiren bir çalışma. Çalışmaya geçmeden önce yöntemden biraz bahsedeyim. Impuls kateterimiz ve konsolumuz var. Kateterimiz 8 French balon kaplı bir kateterden oluşuyor. 16-25 mm balon size mevcut. Femoral venöz yolla ulaşıyoruz. Ve 10 French'lik bir yönlendirilebilir guide mevcut. Konsol kısmında da koroner sinüs basıncı ve EKG korelasyonunu görüyoruz. Neden bu? Çünkü diyastolde balonu şişiriyoruz. 1'e 1, 2'ye 1 ve 3'e 1 oranında koroner sinüs basıncını arttırarak miyokardiyal perfüzyonu ve oksijenizasyonunu arttırmayı hedeflenmiş. Hayvan deneylerinde işe yaramış bir yöntem. Pixo Emitrial'da uluslararası multicenter prospektif bir çalışma. Pixo PCI ve konvansiyonel PCI olarak birebir randomize ediliyor hastalar. Ve primer sonlanma noktasına baktığımızda 5. günde infarkt alanını değerlendiriyor. Sekonder sonlanma noktamıza baktığımız zaman mikrovasküler oklüzyon, intramiyokardiyal hemorajiyi yine 5 gün içerisinde değerlendiriyor. 6 aylık bir süreçte infarkt alanını değerlendiriyor. ST segment rezolüsyonunu değerlendiriyor. Ve Pixo tedavisinin prosedürel başarısını ve 6 aylık MACE'i değerlendirmiş. Dahil edilme kriterlerine baktığımız zaman 18 yaş üstü anterior ST, L ve MI hastaları dahil ediliyor. Külkürit lezyon olarak proksimal ve mid LAD lezyonları alınmış. Timi akımı 0 ve 1 olan grup, semptomlar 12 saatten önce başlayan grup alınıyor. Burada dışlama kriterlerine baktığımız zaman özellikle koroner sinüste tabii implanta yabancı cisim varsa dışlıyoruz hastaları. Perikardiyal efüzyonu olan burada özellikle tamponat oluşturan grup dışlanıyor. Daha önce MI öyküsü, CABG öyküsü olan hastalar dışlanıyor. Fakat elektif stent takılan hastalar çalışmaya dahil edilmiş. Stroke, TIA gibi geçiren hastalar, koagülopatisi olan hastalar çalışmadan dışlanıyor. 179 hasta 2019 ve 2022 yılları arasında çalışmaya dahil ediliyor ve çeşitli hastalar çalışmadan dışlanıp 55 tane Pixo Assisted PCI, 64 tane de konvansiyonel PCI hastası değerlendirilmeye alınmış. Baseline karakteristiğe baktığımız zaman genellikle erkek ağırlıklı bir popülasyon görüyoruz. Ortalama 60 yaş bandında, body mass indeksleri 27 civarında, çok fazla obez olmayan bir grup. Yine sigara, hipertansiyon ve diyabet açısından daha iyi bir grup ele alınmış. Daha önce MI öyküsü olmaması gerekiyordu zaten. Yine stroke ve kreatinin de hastaların daha temiz bir hasta grubunu
ele alındığını görüyoruz. Ve iki gruba da eşit oranda dağıldığını görüyoruz hastaların. Klip skoru 1 olan hastalar ağırlıkta. Yine kulkulit lezyona baktığımız zaman daha çok proksimal eleydi lezyonu olan hasta grubunu görüyoruz. Daha çok bir damar hastaları mevcut. İki damar ve üç damar daha az oranda. Ve yine total iskemik zamanda karşılaştırma iki gruba da tüm bu parametrelerin eşit dağıldığını görüyoruz. Genellikle radyal arter ulaşım tercih ediliyor. Tüm bu gruplar arasında bir fark yok fakat şöyle prosedürel zaman, fluoroskopi zamanı aldığımız radyasyon ve kontrast bölümünün pik sokolunda daha fazla olduğunu görüyoruz. O da kateteri yerleştirme süresinden kaynaklanıyor. Orada da hedef zaman 45 dakika içinde belirleniyor ve çoğunda 20-45 dakika arasında başarılı bir şekilde yerleştiriyorlar. 6 aylık güvenliğe bakmışlar bu kateter yönteminin. Tüm MACE, tüm nedenlere bağlı ölüm, hospitalizasyon, kalp yetmezliğinin kötüleşmesi, beyin infarktı, stroke gibi durumlarda 6 aylık süreçte iki grup arasında herhangi bir fark olmadığını, yani yöntemin güvenilir olduğunu gösteriyor bize. Çalışmanın primer sonlanım noktasına baktığımız zaman 5 günlük sol ventrikül infarkt alanında iki grup arasında herhangi bir fark görmüyoruz. Sekonder sonlanım noktasına baktığımız zaman yine mikrovasküler obstrüksiyon, intramiyokardiyel hemoraji ve 6 aylık sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu infarkt alanında anlamlı bir değişiklik olmadığını, iki grup arasında benzer sonuçların olduğunu görüyoruz. Subgrup analizlerine baktığımız zaman yine cinsiyet, yaş, diyabet, hipertansiyon, sigara içiciliği gibi durumlarda tüm parametrelerin eğrilerini kestiğini, anlamlı bir farkın olmadığını görüyoruz. Prosedürel işlem zamanı uzuyor, kontrast bölümü ve radyasyon dozu haliyle artıyor. Fakat artmış adverse event ile ilişkili olmadığını söylemiştik. 5 günlük ve 6 aylık sol ventrikül infarkt alanını azaltmıyor bu tedavi yöntemi. Hayvan deneylerinde işe yaramış fakat bu çalışmada işe yaramadığını görüyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler Murat. Ekran paylaşımını durdurabilirsin eğer mümkünse. Enfarkt yani miyokard enfarktı hastalarında gerçekten enfarkt alanını azaltmak için değişik yöntemler denenmeye devam ediyor. Burada yanlış bilmiyorsam Murat, hastalara balon yapıp bir miktar timi akım sağlandıktan sonra bu cihaz yerleştiriliyor, değil mi? Evet abi, öncelikle hastaları alıyorlar, telleyip akım sağlandıktan sonra bu Sonra kateter yerleşiyor. Evet. yerleştiriyor. Stent takılmasına kadar tabii galiba o zaman da bir gecikme oluyor diye ben anlıyorum Tabii bu hedef olarak cihazın 45 dakika takılması. belirliyorlar ama daha çok 20 dakika içerisinde cihazı takıyorlar. Genel olarak 20 dakika bandında bir süre kaybı mevcut. Ama tabii akım sağlandıktan, stent takılmadan önce yapılıyor. Ne diyorsun Sercan? Acaba bu gecikme mi bu biraz kısıtlamış bu işi? Tabii ben sadece hipotez üretiyorum şu an. Yani bu cihazı ben ilk gördüğümde şeye benzettim. Koroner sinüsün intraaortik balonuna. İntraaortik balon bile işe yaramıyor. Koroner sinüsün intraaortik balonu hiç işe yaramıyor. Bu retrograd kardiyoplejik kateteri diye bir şey var. Bypass'a yapan arkadaşlar görmüşlerdir. Şeye, koroner sinüse sokup balon şişirip oradan kardiyoplejiyi verip kalbi beslemeye çalışırlar. Bu da benzer bir mantıkta. Tabii bu ayrıca balon, intraaortik balon gibi şişip iniyor. Farklı bazıları var, bahsetmişler. Demek ki sonuçta bu şeyi infarkt alanına mikrovasküler obstrüksiyonu ya da dolaşımı düzeltmede herhangi bir İyileştirmeyi. fark çıkmıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Murat. Çok güzel özetledin bu çalışmayı bize. Şimdi birazcık yapısal kalp hastalıklarına doğru geçiyoruz. Biraz da hızlanıyoruz. İlk olarak ben Doktor Atakan Dursun'u davet etmek istiyorum. Evolut Love Risk çalışmasıyla bir TAVI çalışması dinleyelim Atakan'dan. Merhabalar herkese. Sunum gözüküyor mu abi acaba? Gözüküyor. Bir tam ekran Ben şu yapabilirsen. Şu an şeyde mi, presenter'da mı? presenter'da Tamam, hemen oldu. çıktım bir saniye. Sağ altta var aslında Atakan'cığım. Ha, evet. Şu an süper. Tamam. Sendeyiz. Ben kısaca size Evolut çalışmasından bahsetmeye çalışacağım. Tabii bu çalışmanın önemi hepimizin de bildiği gibi tabii prosedürü aslında yapısal kalp hastalıklarında en sık yaptığımız işlemlerden biri oldu artık. Hatta en sık yaptığımız işlem oldu diyebiliriz. Bu doğrultuda da
ciddi anlamda bir data var. Baktığımız zaman Amerika'daki tweet rejistresine baktığımızda 2022 yılı itibariyle toplamda 98.504 tabi işlemi yapılmış Amerika'da. Ve hemen yanındaki başka bir rejistreye de baktığımızda zaman içerisinde tabi de ve cerrahide aslında yaş gruplarının neredeyse yer değiştirdiğini görüyoruz. Yani tabii biz başlangıçta yüksek risk ya orta ve yüksek riskli ve daha yaşlı hastalarda yaparken şu anda rejistri kayıtlarına baktığımızda 65 yaşın altındaki hastalarda bile 2021 itibariyle tabi oranının %47 olduğunu görüyoruz. Tabii bu çalışmanın amaçlarından biri de aslında bu klinik pratikteki bu değişimi destekleyecek elimizde veri var mı yani özellikle düşük riskli hastalarda? Çünkü biliyoruz ki az önce de söylediğim gibi orta ve yüksek riskli hastalarda tabi ve cerrahi kararında zaten elimizde yeterince veri var. Bir saniye. Neden düşük riskli hastalara aslında odaklanılmış bu çalışmada? Elimizde aslında düşük riskli hastalarla ilgili bu sene ESC'de açıklanmış sadece bir Notion çalışması var. Yani bu çalışmada aslında 10 yıllık sonuçları açıklandı ve hasta grubuna da baktığımızda yaş ortalaması da itibariyle ve risk grubu itibariyle aslında Evolut çalışmasına paralel sayılabilecek bir çalışma ama bu çalışmanın yani Notion çalışmasının en büyük handikaplarından biri özellikle 10 yıl sonuçlarında hasta sayısının oldukça düşük olması. Yani toplamda 10 yıl sonunda takipte kalan yaklaşık 100 hasta var. Dolayısıyla burada hani buradan kliniği değiştirecek bir çıkarım yapmak henüz çok da bu veriyle mümkün değil. Notion'a kısaca değinmek gerekirse 10 yıllık sonuçlara göre aslında primer sonlanım noktasında cerrahi ve TAVI arasında belirgin bir fark görülmedi. Yani hem istatistiksel hem de numerik olarak belirgin bir fark yok. Ama bunun yanında structural valve deterioration dediğimiz yani bir yılda takiplerde 10 yani mean gradientte 10 miligram 10 milimetre civa ve üzeri artış veya orta ve üzeri transvalvular ayıya gelişmesine baktığımızda tabi ve cerrahi kolunda aslında ciddi farklar olduğunu görüyoruz. Peki bu yani kliniğimizde de yani bu kantitatif ve rakamsal değişiklikler aslında kliniğe de yansıyor mu diye baktığımızda yine Amerika'da yapılan bir çalışma var. Orta ve üzeri structural valve deterioration olan hastalarda mortalitenin %50'ye kadar aslında arttığını göstermişler. Dolayısıyla bu düşük riskli TAVI hastalarında hem klinik sonuçlar hem de yakın hemodinamik sonuçlar bize kliniğimizde günlük klinik pratiğimizde yol gösterici olacaktır. Çalışmanın amacından bahsettiğimiz gibi kısaca Evolut Risk'in 4 yıllık sonuçları hem klinik hem de hemodinamik sonuçları vermeyi amaçlıyor. Burada TCT'de sunarken de bahsedilen noktalardan biri ikinci yıldan itibaren özellikle çalışmanın sonuçlarından artık yıllık güncellenmeye başlanacağıydı. Yani yıllık güncellendiğiydi. Bu da zaten dördüncü yıl sonuçlarını görüyoruz. Burada amaç özellikle düşük risk hastalarda yani bu hastaların ileride gerekirse tekrar kapak girişimi veya tabii kapağı olan bir hastanın olası koroner girişimlerini etkileyeceğimizi düşündüğümüzde bu takiplerinde gördüğümüz hemodinamik yani ekoda gördüğümüz hemodinamik değişiklikler acaba kliniğe de direkt olarak yansıyor mu? Bunu bakmayı hedeflemişler. Çalışmanın metodolojisine baktığımızda düşük cerrahi risk yani STS'e göre %3 ve altındaki cerrahi risk hastaları
Ve bu hastaların hem cerrahi hem de tabi açısından anatomik olarak uygun olması ön şart olarak koyulmuş. Toplamda 1414 hasta toplanmış ve randomize edilmiş birebir 2016-2019 arasında. Ve 4 yılın sonunda şu anda tabi kolunda %94, cerrahi kolunda %89 oranında hasta takip için mevcut. Bu aslında yani çalışma sonuçları duyduktan sonra sorulan ve yani eleştirilen noktalardan biriydi. Hani neden cerrahi kolunda bu kadar follow-up'ta bir kayıp oldu vesaire gibisinden. Aslında Partner 3 gibi hani eşdeğer çalışmalara baktığımızda da cerrahi kolundaki bu kayıp oranı çok paralel ve sonucu da Doktor Michael da buna güzelce değinmişti. Şimdi son slaytlarda bahsedeceğim sonuç kısmında. Burada özellikle kullanılan kapaklara baktığımızda yoğunlukla güncel kapakların kullanıldığını görüyoruz. Primer sonarım noktası bahsettiğimiz gibi tüm nedenlere bağlı ölüm ve disabling stroke olarak belirlenmiş. Dışlama kriterleri biküspit ve uniküspit kapaklar ve anatomik olarak tabii uygun olmayan tabii uygun olmayan anatomiler dışlanmış. Baseline karakteristiklere baktığımızda gördüğümüz gibi belirli bir fark yok aslında iki grup arasında. Ve burada ortalama yaşın 74 olduğunu görüyoruz. Sonuçlara gelecek olursak ve öncelikle hemodinamik performans karşılaştırmasına baktığımız zaman tabii ve cerrahi arasında özellikle mi gradiyentin 20'den fazla olduğu gruba baktığımızda tabii de bu oran %4 iken cerrahide %9 ve yine ciddi patient protez mismatch oranlarına baktığımızda neredeyse 3 katlık bir fark var iki grup arasında. Biraz daha klinik yani bu kriterlerin kliniğe yansıması nasıl oluyor klinik sonuçlara baktığımızda 4. yıl sonuçlarında cerrahide primer sonum noktası %14 iken tabii kolunda bu oran %10. Bunun yanı sıra 1. yıldan itibaren sonuçlar verildiği için zaman içerisinde Partner 3'den aslında farklı olarak zaman içerisinde bu eğrilerin birbirinden ayrıştığını görüyoruz. Yani tabii başlangıçta üstünlüğünü koruyorken bu zaten hani beklenen bir şeydi belki de çünkü sonuçta transkateter bir işlemle cerrahi bir işlemi karşılaştırıyoruz. Özellikle cerrahi hastaları ilk dönemi atlatabildikten sonra belki de tabii hastaların sonuçlarına yetişebileceği düşünülüyordu. Yani tabinin belli bir noktadan erken dönemden sonra üstünlüğünü kaybedebileceği düşünüyordu ama Evolut Lorbisk'e göre bu söz konusu değil ve eğriler de giderek ayrılmaya devam ediyor aslında. Burada tabii primer sonum noktasında kompozit bir sonum noktası ele alındığı için yani hem mortality hem de disabling stroke burada acaba hani hangisi daha çok etki ediyor diye baktığımızda disabling stroke'tan çok all-cause mortality'nin etki ettiğini görüyoruz. Sekonder sonum noktalarına da baktığımızda daha önceden de bildiğimiz gibi burada dikkat çeken tabii de pacemaker implantasyon oranlarının yüksek olması. Diğer noktada cerrahide AF oranlarının yüksek olması. Bu AF oranı aslında ilk baktığımızda bir negatif bir sonuç gibi gelse de özellikle Partner 3'nin sonuçlarına baktığımızda şöyle ilginç bir durum var. Elif de eminim bahsedecektir. Covid pandemisi sırasında yani şöyle bahsetmek gerekirse Partner 3'de neden acaba bu eğriler bir noktadan sonra kesişiyor? Yani TAVI'nin üstünlüğü neden kayboluyor diye baktıklarında Covid pandemisi sırasında ölümlerin Partner 3 çalışmasında %74'ünün TAVI kolunda olduğunu görmüşler. Ve yine stroke'un da aynı şekilde %78'inin TAVI kolunda olduğu görülmüş. Bunu da araştırmacılar hani bir spekülatif bir iddia olarak cerrahi kolunda AF nedenli antikoagülasyon daha yüksek olması ve bu antikoagülasyonun COVID ilişkili ölümleri önlemiş olabileceğini bir iddia olarak olası bir sebep olarak ortaya koydular. Klinik pratiğimizi bu çalışmanın yansımasına baktığımızda kısaca özetlemek gerekirse konuştuklarımızı cerrahi ve tabii yani Evolut tabii kolunda karşılaştığında 4 yılın sonunda %26'lık bir
fark var aslında primer sonlanım noktasında. Ama biz daha önce cerrahi AVR hastalarından da bildiğimiz gibi bu kapakların yapısal bozulması özellikle 8-10 yıldan sonra ortaya çıkabileceği için uzun dönem çalışmalarını beklemekte fayda var. Nihai bir sonuca varabilmek adına. Bu kadar abi son. Çok teşekkürler Atakan'cığım, ellerine sağlık. Gerçekten artık tüm dünyada da düşük risk grubuna tabii efektif bir şekilde yapılmaya başladı. Dediğin gibi Notion'daki gibi 10 yıllık. Tabii Notion çalışmasında CoreValve kullanılıyordu. Burada bir sonraki nesil olan Evolut R kapak kullanılıyor. Aslında az çok neyin bizi beklediği de görünüyor. Tabii cerrahların çok haliyle hoşuna gitmeyen sonuçlar. Ama bir yerde de teknoloji gelişiyor. Hastalara bunu sunmak gerekiyor. Sercan, bir cümlen varsa hemen alayım kardeşim. Ne dersin? Yani Atakan aslında birçok önemli yere bahsetti. Bu seneki en önemli verilerden biri Notion'un 8 yıllık sonuçlarını bulduk. 10 yıllık sonuçlara da benzer çıktım. Transkateter kapaklar cerrahi kapaklara göre uzun dönemde durabilitede non inferior, hatta daha iyi. Ve bu bizi özellikle düşük riskli hastalarda, ya acaba bizim durabilitemiz nasıl, işte uzun dönem ne olur sorusunu artık kendi lehimize olduğunu görmek sevindirici. Tabii sonuçta hastanın lehine. Bir de diğer şey, nokta şu, özellikle bu Evolut'un 4 yıllık sonuçlarının ve partner 3'ün sonuçlarının aklımda oluşturduğu soru işareti. Şimdi biz ülkemizde 4 tane kapak var. Aslında tüm dünyada sık kullanılan 5. Biz 4'üne şu anda ulaşıyoruz. Ve tabii aslında birbiriyle eş olarak sanki kullanıyoruz ama yani bu özellikle partnerin sonuçları ve Evolut Low Risk'in sonuçları kapaklar arasında da, ki zaten eskiden beri self expandable'la balon expandable'lar arasındaki ufak farklılıkları biliyorduk. Fakat bunun kliniğe aslında yansıması biraz daha düşündürücü tabii. Beni biraz daha self expandable kapak kullanmaya sanki yönlendirecek gibi bu sonuçlar. Yönlendiriyor. %100 katılıyorum. Evet, pacemaker oranında kabul edilebilir bir artış var. Bu self expandable bu kapaklarda, ama o protez mismatch olayı genelde tabii bunların ayrı ayrı sıvıyla kıyaslamasında zaten self expandable kapaklardaki gradiyentler daha düşük uzun dönemde. Böyle bir avantajı var. Bu da dediğin gibi uzun dönemde, şimdi Elif'ten de dinleyeceğiz. Elif'ten de partner 3'ü dinleyeceğiz düşük riskli Dinleyeceğim. hastalarda. Balon expandable kapak, bakalım Sapien 3 ya, yani XT de değil Sapien 3, bakalım ne yapıyor. Onu da dinleyelim, ama dediğin noktaya %100 katılıyorum ben de Sercan. Benim de fikrim yavaş yavaş oraya doğru iyice deviye oluyor. Şimdi dilerseniz partner 3 çalışmasının da yine düşük riskli hastalarda balon expandable kapakla cerrahi AVR'yi kıyaslayan çalışmayı da Doktor Elif Özoğuz'dan dinleyelim. Buyur Elif'ciğim. Teşekkür ederim abi. Yani paylaşayım sizinle. Ben de bugün Partner 3 Low Risk Randomized Trial'ın 5 yıllık klinik ve ekokardiyografik sonuçlarını paylaşacağım sizinle. Neden bu çalışma? Önce ondan başlayalım. Tabii ileri arsızlığı olan hastalarda, özellikle orta ve yüksek riskli hastalarda AVR'ye göre çok daha olumlu sonuçlar göstermiş. Biz de bunun düşük riskli hastalarda, genç hastalardaki popülasyonlarında nasıl gideceğini izlemek istedik. Partner 3 bu konuda uzun süreçli bir takip ve yakın ekokardiyografik izlem yaptı. Metodolojide partner 3 düşük riskli, STS skoru %4'ün altında olan, semptomatik ileri arsızlığı olan balon expandable valve seviyen 3'ü kullandı, sizin de anlattığınız gibi. Çok merkezli, randomize bir çalışma. Kısaca dahil etme kriterlerinden bahsedersem, transfemoral girişime uygun ve STS skoru 4'ün altındaki hastaları almışlar. Risk faktörü yüksek olan hastaları almamışlar. Fragil, biküspit aorta olan, EFS düşük hastaları, ileri AY, ileri M'ye, orta MS gibi, ya da left main'de içeren kompleks koroner arter hastalığı olan hastaları, BMI yüksek olan hastaları almamışlar. Sonuçlarımızda TEV uygulanan hastaların %94,6'sında, AVR uygulanan grubunun ise %88,3'ünde 5 yıllık takip süresine ulaşılıyor. Birinci sonlanım noktasına baktığımız zaman cerrahide %27,2, AVR'de TEV'de %22,8'lik bir oran görüyoruz. Bu tüm sebepli ölümlerde
TAVI'de %10, cerrahide %8,2, ilmede cerrahide %6,4, TAVI'de 5,8 ve rehospitalizasyonda da cerrahide %17,4 ve TAVI'de 13,7 olarak hani birbirleriyle benzer sonuçlar gösteriyor aslında. Rehospitalizasyonun cerrahide özellikle ilk bir yılda biraz daha yüksek olmasının sebebi de o cerrahinin doğal sürecinden, invazif sürecinden kaynaklandığını düşünüyorlar. Birkaç clinical endpoint'ten bahsetmem gerekir. Siz de bahsettiniz. Özellikle yeni başlangıçta AFV'lerde ve majör kanamalarda tabii daha önde giderken pacemaker implantasyonlarında AV'de daha önde gözüküyor. Ekokardiyografik olarak değerlendirirsek aort kapak gradyentlerinde AVA'larda birbirlerinden çok farklı değil açıkçası sonuçlar. Birbirlerine yine benzer sonlanımlar gösteriyorlar. Özellikle 5 yıllık takiplerde hafif veya daha fazla santral ağ ya da paravalvüler ağ tabii de daha yüksek çıkmış. Bunu da şöyle açıklıyorlar daha sonra. Hani tabii grubunda 5 yılda 5 yıllık takiplerde bunun daha yüksek bir mortaliteyle ilişkili olmadığından bahsettiler. Bizim için özellikle önemli olan bu hastalar genç hasta grubu. Kapağın dayanıklılığı bizim için çok önemli. Takiplerde hem odinamik kapak performansı hem TAVI'de hem de AVR'de benzerlik gösteriyor. Bu arada bioprostatik valve failure bizim için önemli. AVR hastalarında %3,8, TAVI hastalarında %3,3 ile benzerlik gösteriyor. Hayır. Burada irreversible stage 3 hemodinamik valve deterorasyonu TAVI'de %1,1, cerrahide %1. Aortic valve ve tekrardan bir intervention TAVI'de %2,2 iken AVR'de %2,6. Kapağa bağlı ölümlerde sadece surgery'de cerrahide var, o da %0,2 olarak gözüküyor. Klinik olarak diğer bir önemli şey de tromboz, kapak trombozu ve dediğiniz gibi hemodinamik kapak deterorasyonu. Varkuç kriterlerine göre tromboz aldıklarında TAVI yapılan hastaların %12'sinde, AVR yapılan hastaların sadece %1'inde tromboz gözüküyor. Hani klinik ve ciddi tromboz bunlar. Bu TAVI yapılan hastaların 12 hastadan da 3'ünde ileri düzeyde stage 3 hemodinamik valve deterorasyonu görülüyor. Bunu daha sonra hani araştırıyorlar, hani sebebini bilemediklerini söylemişler ve spekülasyonlar var ama bir sebebini bilmiyoruz. Ama önemli olan şu demişler, bu 5 yıllık sürede izlediğimiz sürede kapağın dayanıklılığında bir etkilenme görmemişler. En son olarak fonksiyonel ve sağlık statüsü olarak baktığımız zaman Kansas City Cardiomyopathy Score'una göre mean olarak hem TAVI'de hem de cerrahide %1'i 86,2, biri 85,9'da birbirine benzer. Yine Kansas City Cardiomyopathy Score'una göre 75 ve üzerinde yaşayan hastalarda TAVI %71 hastada, cerrahide de %71,9 hasta izlenmiş. Sonuç olarak ne diye söyleyebiliriz? Yani 5 yıllık sonuçlarına göre TAVI AVR'ye göre non-inferior, hatta bazı yerlerde superior. Benzer sonlanımlarımız var. Re-intervention ve bioprosthetic valve failure gibi. TAVI'nin üstün olduğu sonuçlar var. Yeni başlangıç AVR'ler ve majör kanamalar gibi. Hafif ve daha fazla düzeyde aortik rejütasyonlar hala AVR'de TAVI'ye göre üstün gözüküyor ama işte gelecek teknolojiler, farmakolojik yönetimimizin değişmesiyle birlikte bir 10 yıllık sonlanım olacak zaten bu çalışmanın. Onunla birlikte tekrardan karşılaşmasını göreceğiz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok teşekkürler Elif. Üçüncü ya da dördüncü slaytına gelebilir misin? Bu primer sonlanım noktalarını gösteren. Çünkü en çok burada tartışma koptu bu sunum sırasında. Evet, burası. Sağ üst. Death from any cause. Şimdi bu gördüğün gibi 2 ile 3. yıl arasında bu çalışmada birbirini bu line'lar kesti. Ve TAVI'deki ölüm oranı yükseldi. Az önce şeyde Atakan da bahsetti. Ama Martin Leon dedi ki bu ölümler neye bağlı bilmiyoruz. Az önce Atakan da söyledi. Acaba Covid pandemisi sırasında Covid'den mi oldu? Neden oldu? Kardiyak ölümler değil genelde bunlar. Non kardiyak ölümler bunu arttırdı. Bu bir şans mı? Biraz bu Tabi yüzden tabii grubunda daha çok... sıkınız değil mi? Tabi grubunda daha Evet, sıkınız. işte TAVI'deki ölüm artınca Evet. Selcan o hani genelde biz neyi bekliyoruz hep bu çalışmalarda? TAVI üstün gelmesine alıştık bir yerde işte az önce CoreValve'den alıştık, Evolut'tan alıştık, Notion'dan Covid alıştık. döneminde de mortalite tabi grubunda ilginç bir Evet. şekilde daha fazla. 9 tane mi ne Daha fazla mortalite var? oldu. Evet. İşte o sırada bu line gördüğün gibi turuncu mavinin üstüne çıkıyor. Yani TAVI'deki ölüm oranı artıyor. Ya yani böyle Evet. olunca tabii salondaki cerrahlar falan bir yüreklendi böyle kalktı şey oldu. Martin Leon da bunlar non kardiyak ölüm. Bunların neye bağlı olduğu işte Atakan da çok güzel belirtti. Bunlar kardiyak değil diye bir savunma yaptı ama ortak konsensus şöyle kapandı tartışma. Bunun bir 10 yıllık sonucunu bir görelim. Yani bu da bir balon expandable kapaklara bir soru işareti koymuş oldu en azından. Yani Evolut Love Risk'le Partner
Bu konuda biraz ayrıldı ama tabii bu iki çalışmayı birbiriyle kıyaslamak ne kadar doğru? Ondan da emin değilim. Çünkü ikisinin cerrahi kollarındaki ölüm oranları da çok farklı. Şimdi cerrahi kollarındaki ölüm oranları çok farklı olunca iki çalışmanın bunu tabii TAVI kollarını da birebir kıyaslamak iki çalışmayı doğru değil. Ama en azından bu çalışmadaki en çok ses getiren sonucun Elif'in ve Atakan'ın da çok güzel söylediği gibi TAVI kolunda ölüm oranının neden arttığı ile ilgili biraz daha uzun yıllarda data takibine ihtiyacımız var gibi duruyor. Bu Benim çalışma özelinde. ekleyeceğim. Evet, bu çalışma üzerinde partner için uzun dönemini bir görmemiz gerekecek gibi duruyor. Var mı soruya da katkı bakıyorum. Yok. Sercan'cığım senin eklemek istediğin bir şey var mı burada? Çok teşekkür ederim. Burada bir Baran'dan bir mesaj geldi bana az önce. Galiba bir hastası için hastaneye gitmesi gerekiyormuş. TAVI çalışmalarının arasında bir Swiss Apero alacağız. Bir Lea Occlusion çalışması alacağız Baran'dan. Baran lütfen buyur. Teşekkürler. Sağ olun abi. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Şu an açıldı herhalde değil mi abi? Tam ekran yapabilirsen süper. Evet. Tamam. Abi Swiss Apero çalışması 2021 yılında yayınlanmış bir çalışmaydı. Onun bir yıllık sonuçları çıktı. Şimdi kısaca Swiss Apero'dan bahsedeceğim. Sonrasında da sonuçların bir yıllık sonuçlarından bahsedeceğim. En başta bu sol atrial appendix kapatma neden gündemde? Şimdi non-valvüler AF olgularında kardiyoembolik olay riskimiz 5 kat artıyor yaklaşık olarak. Biz şimdi oral antikoagülan tedavilerle ya da yeni nesil olanlarla kardiyoembolik riski %70 azaltırken bu hastalarda majör ekstrakranyal kanama ve intrakranyal kanama oranlarında artış görüyoruz. Periküton olarak yapabildiğimiz bu apendiks kapama olayı sayesinde tromboembolik olayları önlemede OAKA bir alternatif olabileceği düşünüldüğü için bu çalışmalar yapılıyor. Bu cihazlar sol atrial appendiksin tamamen kapatılmasını sağlayarak kardiyak trombüsün kaynağı olan bölgeyi kapatmış oluyor. Böylece dolaşımdan uzaklaştırmayı amaçlıyor. Yalnız cihazların şöyle bir handikapı var. Rezidü patent sol atrial appendiks varlığında bu temel tedavi prensibi olan burayı kapatma ve buradaki dolaşımla iletişim kesme prensibi zayıflıyor. O yüzden işlem sonrası bu hastaların hem T hem de koroner beta anjiyo ile patent sol atrial appendix varlığının değerlendirilmesi gerekiyor. Şu anda yani en çok kullanılan cihazlar Boston'un Watchman cihazı, bir de Abbott'un Amplatzer amulet cihazı var. Daha önce bu konuda yapılmış olan Amulet ID çalışması vardı. Burada Watchman 2,5 cihazla amulet karşılaştırılmıştı. 45 günlük T son değerlendirmesinde sol atrial appendix'i kapatma oranı amulet cihazında biraz daha yüksek çıkmıştı. Daha sonrasında Boston yeni bir cihaz geliştirdi. Watchman Flex adında Mart 2019 yılında piyasaya sürdü bunu. Buradaki hedef sol atrial appendix sızdırmazlığındaki artış ve kompleks sol atrial appendix olgularında cihaz implantasyonunun kolaylaştırılması olarak belirlenmişti. Swiss Apero çalışması 2021 yılında yapıldı. Bu çalışma yapıldığı zaman amulet cihazın Watchman 2,5 ilk başta piyasada olduğu için Watchman 2,5'ta sonrasında da Watchman Flex cihazlarına başka bir cihaza geçiş ihtiyacı veya implantasyondan 45 gün sonra gerçekleştirilen koroner beta anjiyo ile değerlendirilen tam sol atrial appendix sızdırmazlığı açısından üstün olup olmadığını değerlendiren bir superiority çalışması esasında. Açık etiketli bir çalışma, randomize ve çok merkezli. 19 Haziran 2018 ile 18 Mayıs 2021 arasında yapılmış. Katılımcı merkezlerde sol atrial appendix'e uygun olan tüm hastalar taranıyor. Dahil edilme kriterlerimiz non-valvüler, AFS olan hastalar, 18 yaşından büyük olacak, CHA2DS2 skoru 2 ve üzerinde olanlar, HESBLET skoru 3 ve üzerinde olacak ve Münih uzlaşı belgesinde yüksek kanama risk özelliklerini taşıyan hastalar dahil ediliyor. Dışlama kriterler arasında ileri bir kalp yetmezliğinin olması, sol ventrikül EF'nin düşük olması var, ciddi mitral darlığı var. ASD veya atrial septal tamir veya kapatma cihazı olanlar dışlanıyor bu hastalarda. İşlemden 2 gün önce T ile intrakardiyak trombüs veya densek dışlanıyor. Bir de cihaza özgü olarak ekokardiyografik dışlama kriterleri var. Bunlar da Watchman yönelik, Watchman Flex'e yönelik ve amulete yönelik dışlama kriterleri uygulanmış hastalara. Genel hatlarıyla bakarsak 221 tane hasta değerlendirilmiş. Esasında ilk başta planlanan hasta sayısı daha fazla ama dışlama kriterlerinden sonra bu kadar hasta elimizde kalıyor. Ortalama yaş 76,9, çoğunluğunu erkekler oluşturuyor çalışmanın. Hastaların
%40'ında yaklaşık daha öncesinde stroke ya da inme öyküsü var. %87,8'inde daha önce bir kanama öyküsü var. Hezbollah skorları 3,1 civarında, Çapraz skoru da 4,3 civarında. Randomize edilen kolda 111 tane amulet cihaz planlanmış. 25 tane Watchman 2,5 kullanılmış Ekim 2019'dan önce, daha sonrasında Watchman Flexler kullanılmış. Randomizasyon sırasında bu hastaların oral antikoagülan tedavi alanları var. Yaklaşık yarısı oral antikoagülan tedavi alıyor. %25 kadar antiplatelet tedavi alıyor. Geri kalanı herhangi bir antitrombotik tedavi kullanmıyor zaten. Kısaca bu akış şemasını koydum. Burada en son primer son nokta analizine, yani 111 amület grubundaki 111 hastadan 105'e ulaşabilmiş. Watchman grubunda ise 100 tane hasta ulaşabilmiş. Başlangıçta 110'du. Detayını daha sonra anlatacağım buranın. Prosedür süresi, kontrast, ajan dozu, radyasyon maruziyeti, implantasyon girişim sayısı ve diğer cihazı kullanma ihtiyacı tek tek değerlendirilmiş. İşlemden sonra oral antikoagülan ya da antitrombotik tedavi kullanımı tamamen hekimin inisiyatifine bırakılmış. Bu çalışmada diğer cihazı kullanma ihtiyacı esasında burada primer bir sonlanım noktası. Ancak hastaların sadece birinde böyle bir ihtiyaç olmuş. İki kez amplas cihaz implante edilmek istendikten sonra başarılamayınca Watchman cihaza geçilmiş. Primer sonlanım noktasının diğer bir bileşeni olan koroner beta anjiyoda patent veya sol atrial apendiks oranı ise alt tiplere ayrılmış. Bunlar cihaz içi kaçaklar, cihaz etrafındaki kaçaklar, mix kaçaklar ve patent sol atrial apendiks beraberinde görünebilir bir leak bulunmaması olarak ayrılmış. Bu site gap leaks dediğimiz olaylar hem peri device leak hem de mix leak olarak değerlendirilmiş. Peri device leak, cihaz uzunluğu boyunca saptanan kaçakları peri device olarak tanımlamış. Cihaz uzunluğunun bir kısmında görünen leaklere ise mix leak olarak değerlendirilmiş. Sekonder sonlanım noktaları 45. gün T'de patent sol atrial apendiks olması, prosedürle ilişkili herhangi bir komplikasyon veya majör komplikasyon olması, 45. gün koroner beta anjiyoda ve T'de kesin cihaz trombozu, gene koroner beta anjiyoda venöz fazda patent sol atrial apendiks oranı ve tüm nedenlere bağlı veya kardiyovasküler nedene bağlı total iskemik veya hemorajik inme, pulmoner emboli, spontan MI ve bulk tipi kanama sınıflarına ayrılmış. Burada şöyle gözüküyor. Patent sol atrial apendiks demek için 100 Hounsfield ünitenin üzerinde olması veya sol atrial apendiks densitesinin geri kalan sol atriumun %25'in üzerinde olması olarak gözüküyor patent dediğimiz olayda. Yine kaçak tipleri, leak tipleri, alt tipleri ayrılmış. Yine patent olmasına rağmen apendiksin belirgin bir kaçak görünmeyen tip de burada belirtilmiş. Her iki cihazı primer sonlanım noktası açısından karşılaştırdığımız zaman Watchman cihazlarda daha çok patent apendiks ile beraber belirgin bir cihaz saptanmayan grup daha fazla görülmüş. Yine Watchman cihazlarda mix leak'ler daha fazla görülmüş. Ama cihaz içi kaçaklar amulet cihazında daha fazla görülmüştü. Onun dışında bir diğer noktada transözofageal ekokardiyografide 45. günde yapılan ekokardiyografide de yine Watchman cihazla beraber peri device leak'ler daha fazla görülmüştü. Buralardan bahsettim. Bir de şöyle bir olay var. Prosedür ilişkili olaylar sekonder sonlanım noktasında bahsedilmişti. Burada amulet cihazda prosedür ilişkili olay daha fazla. Yalnız buradaki artışın sebebi işlemle ilgili kanama oranlarının veya perikardiyal efüzyon oranının amulet cihazda daha fazla olması. Esas olarak oradan kaynaklanıyor. Ölüm açısından belirgin bir fark yok. Bahsettiğim nokta. Son, yani 45 günlük sonuçları özetlersek mixlikler ve patent apendiksle beraber belirgin bir kaçak görülmemesi Watchman cihaz grubunda daha sık. Intra device'likler ise amulet cihaz grubunda daha sıktır. Amulet grubunda herhangi bir prosedürel komplikasyon veya majör prosedürel komplikasyon oranı daha yüksek. Bu büyük oranda perikardiyal efüzyon, bu da klinik olarak anlamlı olmayan efüzyonlar ve kanamadan kaynaklanmaktadır. Klinik sonlanımlar diğer açıdan benzerdir. Her iki grupta benzer oranda patent sol atrial apendiks görülmüş. Bir yıllık sonuçlarını bu çalışmanın değerlendirdikleri zaman 13. ayda koroner beta anjiyoyla yine rezidüel sol atrial apendiks patensi ve alt tiplerini değerlendirmişler. Total inme, iskemik ve hemorajik inmeyi değerlendirmişler. Sistemik pulmoner emboli oranlarını BART sınıflamasına göre kanamaları değerlendirmişler. İşlemden sonraki bir yıl boyunca sol atrial apendiks patensi ve ilişkili alt tiplerin gelişimlerini araştırmak amacıyla 45 günlük ve bir yıllık koroner beta anjiyoları karşılaştırmışlar.
Çalışmanın başında bunu hekime bırakmıştık demişlerdi 45 günlük sonuçlarında. Görüyoruz ki burada hastaların çoğunlukla dual antiplatelet tedavi almış. Özellikle 45 güne kadar. Sonrasında ise daha çok single antiplatelet tedaviyle takip edilmiş hastalar. 13. ayda patent solateral appendix oranı her iki grupta yine benzer. Yani amulet cihazın Boltzmann üzerine bir üstünlüğü yok. Yine benzer olarak daha önceden daha farklı çıkmıştı bu sonuçlar. Yani peri-device leak veya mix leak şeyde daha fazlaydı. Boltzmann cihazda biraz daha fazlaydı. Intra-device leakler amulette daha fazlaydı. 13. ay sonuçları benzer geldi. İkisi arasında belirgin bir fark yok. 13. ayda cihaz ilişki tromboz oranları da her iki grup arasında benzer geldi. Klinik olaylar açısından herhangi bir fark saptanmadı. Burada önemli olan sadece solateral appendix kapatma sonrası 13. ayda rezidü solateral appendix patensinin değişimi ile ilgili bir fark var. Olgulara şöyle bakarsak sol taraftakinde patent appendix'i olan persisten ve geçici olarak anlatmış burada. Burada bir azalma oluyor. Onun sebebi de side gap leaks'lerden kaynak. Side gaps leaks dışındakilerden kaynaklanıyor. Yani eğer hastanın peri-device veya mix leak'i varsa bunlar bir yılın sonunda daha fazla persist etmekte. Intra-device leak'ler ya da patent appendix ile beraber belirgin bir leak görmüyorsak bunların çoğu bir yıl içerisinde daha fazla azalmış. Genel olarak %13'ü hastaların yani 45. günden sonra patent appendix'in %13'ü de kapanmış olarak değerlendirilmiş. Benim anlatacaklarım bu kadardı abi. Teşekkür ederim ben. Çok teşekkürler Baran, çok güzel özetledin. Gerçekten aslında kompleks bir çalışma. Genelde CTA ile de değerlendirildiği için leakler, genelde amulette intra device, Watchman'da ise peri device leakler zaten genel sorun. Burada tabii cihazı ne kadar iyi seçip, bu konuda ne kadar expert olup ne kadar iyi yerleştirdiğiniz çok önemli. Peri device leakleri engellemek için. Bunlar günün sonunda bir miktar daha gördüğünüz gibi neredeyse yarısı hala solateral appendixlerin patent bir şekilde duruyor. Bunu öngörmek önemli. Sercan bugün yaptım demiştim bir tane. Senden de bir yorum alalım. LA Biz kapama ile ilgili. farklı bir cihaz kullandık, Lambre kullandık. Lambrem kullandım. Amuletle Watchman arasındaki bir hibrit bir şey gibi düşünebiliriz. Biraz Watchman'e benziyor, biraz amulete benziyor. Bu çalışmada aslında iki cihazın benzer çıkmasına benzer hem patensi açısından hem klinik outcome açısından hem cihaz ilişkili tromboz açısından sevindirici, klinikte de bizim işimizi kolaylaştırıcı. Çünkü ikisinin de randomize kontrollü çalışması vardı. Hem Watchman'ın vardı, sonra işte amuletli de çalışmasında amuletin olumlu sonlanım noktaları sonuçları vardı. Yani hani şey bu Swissapero'nun bu sonuçları klinikte hani iki cihazı da hastalarımızda kullanabileceğimizi, güvenle kullanabileceğimizi gösteriyor ama CT görüntüleri çok demonstratif değil mi? Yani hani patensiyi değerlendirmek için hani ilgi Evet, görüntüsü şöyle yazıyor, yapıyoruz T'de ya bazen. da Eko ile görünemeyen leaklerin CT'de çok daha net görülebildiği altına not düşürmüş çalışmada. Bir ikincisi Herhalde de bu bu çalışma. abi burada yaklaşık Eko ile 5 milimetrenin altındaki leakleri zaten çok fazla değerlendiremediklerini söylüyorlar. 3-4 milimetrelik leakleri değerlendirebilmişler. 75 slice bir koroner beta anjiyo Kesinlikle. kullanmışlar. O yüzden değerlendirebildik diyorlar. CT ile daha duyarlı bir şey yapmışlar. Bir de bu çalışmaların Watchman Flex için geçerli olduğunun altını çizmek lazım bu çalışmada galiba. O önemli. Watchman 2.5 ilk Watchman cihazı biraz çok user friendly olmayan bir cihaz. Sonra iyileştirildi senin de çok güzel altını çizdiğin gibi Baran. Bu amulet, amulet cihazıyla gerçekten kafa kafaya olan bir cihaz. Anatomilere bakarak anatominin uygun olduğu. Çünkü her iki cihazın yapısı biraz farklı. Watchman FLX top gibi bir cihaz sonuçta. Diğeri spire şeklinde. Lof ve diskten oluşan bir cihaz. Amplatzer amulet. Uygun anatomide uygun cihazı gönül rahatlığıyla kullanabileceğiz gibi duruyor bu çalışmanın eve götürecek mesajında. Belki CT'yi şöyle tercih edebiliriz. Yani mesela klinik uygulamada bize bir TI ile gelen ya da işte yani peri device leak araştırmak istediğimiz bir hastada aslında daha sık isteyebiliriz. Ben hiç istemedim CT hastada peri device leak'i değerlendirmek için. Evet, ben de.
Doğru diyorsun. Daha iyi bir değerlendirme yapacağı aşikar gibi görünüyor burada. Çok teşekkürler Baran. Ben Sana da teşekkür kolay ederim abi. gelsin diyelim Nasılsın hastane abi? boyutta. Çok Şöyle teşekkürler. biz bilgiyle nöbet tutuyoruz şimdi. Birimizin Tamam. hastalara bakması gerekebilir. Dolayısıyla eğer sakıncası yoksa bilgi Tamam. sunumu yaparsa sonra yine Tamam. devam Zaten ederiz. Yine Appendix kapama ile ilgili Watchtower çalışması. bence güzel olur. Şimdi LA kapamayı TAVI ile birleştiren çalışma. Watchtower'ı Bilge'den dinleriz. Sonra Viva ile Align Air'ı da Alihan ve Miray'dan dinleriz. Bilge söz sende, buyur. Teşekkürler şimdi. Öncelikle merhaba herkese. Ekran paylaşımı oldu sanırım. Tam ekran yapabilir misin Bilge, eğer... Ha, evet, şimdi süper. Saniye. Şunu yok etmem lazım. Edemedim. Tamamdır. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam sizle Watchtower çalışması hakkında konuşacağım. Öncelikle bu çalışma nedir? Aort stenozu ve AF gibi iki yaygın kardiyovasküler hastalığın birleşik etkilerini incelemek ve bu hastalara hangi tedavi seçeneklerinin daha iyi sonuçlar sağlayabileceğini anlamak amacıyla yapılmıştır bu çalışma. Aort stenozu ve AF birlikteliği olan hasta grubuna TAVI yapılacak grupta bir gruba appendix kapama yapılmış, diğer gruba da medikal tedaviyle beraber gidilmiş. Atrial appendix kapama grubunu non inferior olabilir mi acaba diye değerlendirilmiş bu çalışmada. Peki neden bu çalışma yapılmış? Hastalık yükü ve ikincil etkiler nedeniyle mevcut tedavi sınırlamaları, literatürdeki boşluklar, klinik pratik için relevans gibi önemli konulara değinmek için bu çalışma yapılmış. Öncelikle baktığımız zaman bu çalışmanın tasarımı nasıl? Bu çalışma çok merkezli, randomize, açık etiketli bir çalışma. Toplam katılımcı sayısı 349, takip süresi 24 ay. Kadın hasta yüzdesi %39, ortalama hasta yaşı da 81. Bu 349 hasta grubunda 177 hastaya sol atrial appendix kapama yapılmış. 172 hastada da medikal tedaviyle beraber gidilmiş. Yine takiplerde atrial appendix kapama yapılan grupta postop 6 hafta boyunca warfarin ve aspirin verilmiş. 6 hafta ve 6 ay arasında da doğal antiplatelet tedaviyle beraber gidilmiş. Medikal terapi grubunda ise warfarin ve DOAC grubundan ilaçlar hekim tercihine bağlı olarak bırakılmış. Burada baktığımız zaman bir saniye. Ekranda bir sıkıntı oldu. Yine birinci sonlanım noktaları olan tüm nedenlere bağlı mortalite, strok, iskemik ya da hemorajik olabilir ya da kanama 2 yıllık takip süresince değerlendirildi. Bu çalışmaya dahil edilme kriterleri 18 yaş ve üzeri olma, şiddetli aort stenozu için planlanmış olan TAVI planı, dokümente edilmiş paroksismal, persisten veya kalıcı AF olması, çalışmadan dışlanma kriterleri son 6 ay içinde TIA veya strok yaşanmış olma, kısa süreli antikoagülasyonun kontraindike olması, orta ciddi dereceli mitral darlık veya mekanik mitral kapak protezi bulunma, uzun vadeli warfarin tedavi gereksinimi. Bu çalışmadaki diğer dikkate değer özellikler neler? Ortalama ÇAD baskı skoru 4.9, ortalama HESBL skoru ise 3.0. Çalışmanın birinci son noktası 2 yıl boyunca randomizasyon sonrası tüm nedenlere bağlı ölüm, strok, iskemik veya hemorajik olabilir veya hayatı tehdit eden veya büyük kanama bu olayların birinci sonlanım noktası. İkinci son noktaları ise kardiyovasküler ölüm, iskemik veya hemorajik strok, arteriyel veya venöz tromboembolizm, Watchman cihazı veya prosedür nedeniyle yeniden hastaneye yatış. Başlıca bulgularımız neler? Bu iki grup 2 yıl içinde değerlendirilmiş ve tüm nedenlere bağlı ölüm, strok ve büyük hayatı tehdit eden kanama kombinasyonu olarak belirlenen birinci sonuç her 100 hasta yılı başına sol atrial appendix kapama yapılan grupta 22.7 olay gözlenmiş. Medikal tedaviyle takip edilen grupta 27.3 olay gözlenmiş. Yine baktığımız zaman
Buradaki tabloda birinci sonuçlara, pardon, yine medikal tüm nedenlere bağlı ölüm, strok ve mayor kanama gözlendiği gibi. İkinci sonuçlara baktığımız zaman ise 2 yıl boyunca her 100 hasta yılı, pardon, 2 yıl boyunca her 100 hasta yılı açısından değerlendirilmiş. Yine solatyel apandis kapama yapılan gruba ve medikal tedaviyle takip edilen gruba bakılacak olursa, özet olarak tüm nedenlere bağlı ölüm apandis kapama yapılan grupta 12 iken medikal grupta 14,2, strok apandis kapama yapılan grupta 3,4 iken medikal takip edilen grupta 4,6, büyük hayasiyet eden kanama atrial apandis yapılan grupta 12,9 iken medikal takip edilen hasta grubunda 12,3, arteriyel veya venöz tromboembolizm solatriyel apandis kapama yapılan grupta %9 gözlenmişken medikal takip edilen grupta %1,7 gözlenmiş. Yine ikinci sonuçlara baktığımız zaman burada yine az önce bahsettiğim noktaları vurgulanmış. Yine az önceki bahsettiğim noktalarla alakalı şekiller. İlaç farkları açısından yine bu iki grup 2 yıl sonrasında karşılaştırıldığı zaman solatriyel apandis kapama yapılan grup ve medikal tedavi alan gruba baktığımızda single antiplatelet tedaviyle gitme şansı %69'da %15 olarak gözlenmiş. Yine antikoagülasyon açısından bakıldığı zamansa %14'de %67 arasında fark gözlenmiş. Peki bu çalışmanın sınırlamaları neler? Çalışma Watchman 2,5 cihazı ve bu cihazın önerilen ilave farmakolojisi ile sınırlı. Yani mevcut çalışma verilerinin güncel nesil cihazlara ve güncel ilave farmakoloji rejimlerinin nasıl genellenebileceği henüz kanıtlanmamış. Çalışma 2 yıldan sonraki tedaviler arasındaki farkları hesaba katmamaktadır. Özel hasta popülasyonunun eş zamanlı bir stratejiden nasıl fayda sağlayabileceğini belirlemek için örneklem büyüklüğü sınırlamaları nedeniyle olası alt grup analizi mümkün değildir. Tüm çalışmaya baktığımız zaman sonuçlar Watchman 2,5 cihazının TAVI ile birlikte solatyel apandis kapama implantasyonu AF ve şiddetli semptomatik artık ağır stenoz hastalarında 2 yıl boyunca tüm nedenlere bağlı ölüm, inme ve büyük kanama birincil birleşik sonucu açısından güncel medikal tedaviye göre aynı derecede etkili olup non-inferior bulunmuştur. Kardiyovasküler ölüm, inme ve Watchman cihazı veya prosedür nedeniyle yeniden hastaneye yatışlar gruplar arasında benzerdi. Arteriyel ve venöz tromboembolizm tabi artı solatriyel apandis kapama geçiren hastalarda tabi artı medikal tedaviye göre daha sık görülmüştür. Yine her iki grupta hastane içi ölüm düşüktü. Perikardiyal efüzyon birleşik prosedürlerde %2,4 oranında ve yalnızca medikal tedaviyle beraber takip edilen TAVI grubunda %0,5 oranında görülmüş. Bu çalışmanın literatüre katkısı nedir peki? Washington çalışması şiddetli aort stenozu ve eş zamanlı AF geçiren hastalarda TAVI sırasında Washington implantasyonu 2 yıl boyunca tüm nedenlere bağlı ölüm, inme ve büyük kanama gibi birinci birleşik sonuç açısından antikoagülasyon ile medikal tedaviye karşı non-inferior olduğunu gösterdi. Tüm çalışmayı yorumladığımız zaman bu çalışmada metodoloji ve kanıt kalitesi çalışma randomize kontrollü bir deneme olarak yürütülmüş. Bu da kanıtın güvenilirliğini arttırıyor ancak metodolojik tasarım ve örneklem büyüklüğü gibi faktörler sonuçların güvenilirliğini etkileyebilir. Klinik önemi ise çalışma 2 yaygın kardiyovasküler duruma bir arada bulunduran hastaları ele almaktadır. Bu klinik uygulama için önemlidir çünkü karmaşık hastaların yönetimi için yine bir tedavi stratejisi sunabilir. Antikoagülasyon açısından baktığımız zaman çalışma antikoagülasyon tedavisinde risklerini ve faydalarını değerlendirmiş. Özellikle yaşlı hastalarda antikoagülasyon tedavisinde riskleri göz önüne alındığında bu çalışma alternatif tedavi stratejilerinin daha iyi bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Maliyet ve kaynak kullanımı açısından bu çalışma maliyet etkililik analizi içermiyor ancak kombine bir işlem stratejisinin maliyetleri ve kaynak kullanımını etkileyebileceği düşünerek düşündürücü bulunuyor. Genel uygulanabilirlik, sonuçlar şiddetli aort stenozu ve AFS olan hastaların yönetiminde yeni bir stratejinin uygulanabilirliğini değerlendirmiş ancak her hasta farklı ve tedavi seçenekleri her zaman hastanın spesifik durumuna göre değerlendirilmeli. Yani genel olarak baktığımız zaman bu stratejinin klinik uygulamada faydalı olabileceği gösterilmiş ancak daha fazla araştırma ve maliyet etkililik analizi gerekebilir. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Bilge Hanım. Sanırım. Sanırım. Elinize sağlık, çok güzel özetlediniz. Gerçekten ben de çalışmayı okuduğumda maliyet aklıma gelen ilk soru oldu. Özellikle non-inferiority çalışması. Galiba bu
Şuradan da biraz background'ı geldi. Leaos registrisi vardı. 2 yıl önce galiba ACC'de açıklanmıştı sonuçları. Cerrahiye giden, kardiyak cerrahiye giden her hastada, AF hastasında biz solateral apendiksi ligate edelim mi? Bunu medikal tedaviyle kıyasladıklarını önemli bir fark buldular stroke ve inme ile ilgili. Ve işe yarıyordu o strateji. Cerrahiye giden hastalarda, kardiyak cerrahiye giden hastalarda ama tabii bunu TAVI'ye giden hastalarda bunu kapatmak şu andan inferior gibi görünüyor. Ama cost effectivity de ciddi bence dediğiniz gibi limitasyonlardan birisi. Bir de venöz tromboembolizmlerde ilginç bir şekilde TAVI ve LAA oklüzyon grubunda ciddi bir artış var. Bunu ben de açıklayamadım acaba neden oldu diye. Sercan senin bir yorumun olur mu buna? Antikoagülan kullanıyor çünkü öbür grup antikoagülanla devam Tabii ettik. ki. Oral Evet. antikoagülan. Bu Ama tarz bizim şimdi duyabiliyor ben musun seni duyamadım ya. Evet daha iyi. beni? Şimdi şöyle, bu belki oral antikoagülana bağlanabilir. Bir de zaten bunlar yaşlı hastalar. Genel olarak Tabii da ki. trombozu Debil bir hastalar biraz daha. hastalar. Bu tarz şeylere one stop shop çalışmaları deniyor. İşte tek bir durakta multiple alışveriş, multiple işlem yapılacak işlemler. İşte TAVI, solateral appendix kapama, işte AF ablasyonu falan. Bunların böyle birbiriyle kombine yapılması. Bazen TAVI mitraklip gibi böyle farklı one stop shop'ları var aslında. Bizim Zürih'teki grupta da Mayzano'nun da böyle serisi var. Hatta bu kavramı o hep anlatır, söyler. Ya burada şöyle, cost effectivity kısa dönemde aslında şey lehine. Sadece TAVI lehine. Ama uzun dönemde TAVI artı appendix kapamam bunu yakalayabilir. Yani oral antikoagülan kullanımı olmayacak. Ona bağlı komplikasyonlar olmayacak. Her yıl bu devam edecek. Yani hastanın atrial fibrilasyonuna yönelik. Sonuçta bu yine şeye dönecek. Solateral appendix kapama versus medical Tabii. treatment. Medikal tedavi edici. Belki mesela şunlar şu anda birbirine inferior ama yıllar içinde acaba nasıl olacak? Mesela öbür gruptaki kanama oranları nasıl olacak? Hani birbirini aradaki fark açılacak mı mesela? Her yıl NOAC kullanan hastaların belli bir miktarda ya da OAC kullananların belli bir miktarda kanama oranları var. Bir de işin tam öbür kısmında bir subklinik leaflet trombozu, diğer şeyler falan var. İşte tabii de Geliyor. hangi optimal şey hangisi işte tabii şeyde tekli antiplatelet kullanıyoruz ama atrial fibrilasyonlu olanlarda oral antikoagülanla devam ediyoruz. Yani bir multifaktöriyel ama ilginç şey bu tarz çalışmalar. Tabii. Böyle Bence genel. de. Yani ilginç bir çalışma gerçekten. Uzun dönem sonuçları bakalım ne verecek. Ama çok ülkemizde uygulanabilir mi? Ciddi soru işareti. Yani en azından onu söylemek gerekiyor galiba. Ben de çok şaşırmıştım. Bu çalışmanın galiba Cleveland kökenli bir çalışma. Amar Krishvashnami ile Samir Kapadia'yı gördüm. Onların yanında birkaç ay bulunma fırsatım olmuştu. Gerçekten şuna benzer bir hasta görmüştüm gittiğimin ikinci gününde bile. Yani adamın bir sine yaptılar. İşte klipi, LAA kapaması, TAVI'si, CRTD'si ya adamın kalbinde 100 bin dolar falan yatıyordu. Ya öyle bir kalp görmüştüm. Çok şaşırmıştım ilk gittiğimde. Senin dediğin hasta grupları oralarda bir şekilde sigorta tarafından reimburse ediliyor. Ama dediğin gibi uzun dönemde ne olacak? Çok teşekkür ediyoruz biz Bilge Hanım'a. Çok güzel bir sunumdu. Ve Alihan'a Viva çalışmasını dinlemek için sözü Doktor Alihan Bey'e veriyorum. Ya Bilge Hanım, paylaşımı sonlandırabilir misiniz? Doktor Bilge Hanım. Teşekkür ederiz. Alihan, buyurun. Viva çalışması ile ilgili. Merhabalar herkese. Herkes görebiliyor mu şeyi? Sorun herhalde. Viva çalışması Kanada merkezli. 15 tane üniversite hastanesinin katıldığı çok uluslu, çok merkezli bir çalışma. Baş araştırmacısı Joseph Rhodes-Cabau tarafından başlanıyor. 2019 yılında başlanan bir çalışma. Kılavuzlarda hem TAVI hem de cerrahi yaşlı hasta gruplarında öneriyor ancak bu aortic annulus genişliği üzerinde daha çok duran bir çalışma. Buradaki aortic annulus'un genişliği, prostatik kapak hemodinamikleri, cinsiyet kılavuz önerilerinde fazla dikkate alınmıyor.
Burada daha eski çalışmaların subgrup analizleri ve observational çalışmalarda small R konulusu olan grupta tabii daha ön plandaydı. Yine bu da bizim küçük konulus gördüğümüz hastalarda kadın hastalar çoğunlukla ve bu kadın hastalarda bu majör çalışmalarda yüzde olarak daha küçük oranda temsil ediliyordu. Bu çalışmanın amacı ileri ASV ve küçük kanalısı olan hastalarda hem kapak hemodinamikleri hem de klinik sonlanımlar açısından tabi ve cerrahi prosedürleri karşılaştırmak. Dediğim gibi 15 üniversite hastanesi var. Prospektif randomize kontrolü çalışma 2019 yılında başlanıyor. Birebir randomize hastalar cerrahi ve tabi açısından 30. gün 60. günde hastalara kontrol eko yapılıyor. Birinci yılda tekrar kontrol eko yapılıyor. İlk bir yıldan sonra yıllık takiplerle kontrol süresi 5 yıla kadar uzatılmak isteniyor. Bu 30. ve 60. günlerdeki eko görüntüleri merkezi olarak değerlendiriyor Quebec'te. Dahil edilme kriterleri olarak kalp takımı kararı tabii ki 65 yaştan büyük hastalarda ve kontrastlı BT burada aortic annulus ölçümü olarak baz alınıyor. 23 milimetre ortalama çap veya minimum çapı 21,5 milimetrenin altında olan hastalar alınıyor. Eşlik eden kapak patolojisi 45 milimetreden büyük kök dilatasyonu ve daha önce cerrahisi olmayan hastalar, bir de sintaks skoru 32'den büyük koroner arter hastalığı olmayan hastalar dahil ediliyor. Birinci sonuç olarak VARK 2 tanımlarına göre 60. günde mismatch veya orta ileri ağya, bu SVD dediğimiz olayları kıyaslıyor. Sekonder sonlanım olarak da ölüm, stroke gibi klinik sonlanımları alıyor. Bu metotlarda prosedürler bazlı metot olarak tabii de transfemoral yaklaşım temel olarak alınıyor. Birkaç hastada transkarotid yaklaşım var. Sapien 3 Ultra Evolut R Pro Pro Plus FX Accurate Neo2 kapaklar kullanıyor. Kapakların size seçimi üretici firmaya göre BT'den hasta öneriliyor yapan operatöre. Cerrahi olarak herhangi bir kapak tercih ediliyor. Klinik kullanım onayı olan. Ağır kök dilatasyonda yapacak cerraha karar verilmesi, prosedürü uygulayacak cerraha bırakılıyor. Cerrahın kararına göre bırakılıyor. Şimdi örneklem başta 300 kişi olarak tasarlanıyor bu hasta. Partner bir çalışması baz alınarak. Ama daha sonra COVID zamanı hasta toplamasını yavaş ve bu esnada diğer arkadaşların anlattığı partner ve Evolut Low Risk çalışmaları da yayınlanınca 156 hastada karar kılınıyor. Bu 156 bir hasta birebir randomize ediliyor. Çeşitli şeylerden sonra en son olarak 76 hasta tabi grubunda, 72 hasta da cerrahi grupta kalıyor. Temel özellikler, katılanların temel özellikleri çok yakın. Çok iyi randomize edilmiş bir çalışma. STS skorları yakın, yaşları yakın. EF burada normal EF ile hastalar alınıyor. 60 EF olarak. Mean gradientleri hastaların 47. Valve alanları da tabii de biraz daha küçük ama o da yakın olacak şekilde 0.6-0.7 havaları olan hastalar alınıyor. Dediğim gibi ağırlıklı olarak transfemoral yaklaşım ve self-expandable tabii tercih ediliyor. Yani bir hastada sadece işlem komplike oluyor. Kapak migrasyonu falan oluyor. O da cerrahi gruba geçiyor daha sonradan. Kapak tiplerinin baseline karakteristiklerine baktığım zaman genel olarak sapien grup kapak tercih ediliyor çalışmada. Cerrahi olarak da suturless grupta Perceval tercih ediliyor. Diğer kapaklardan da serbest olarak FDA onaylı kapaklardan kullanım tercih ediliyor. 30 günlük sonuçlarda yani biraz bütün sonuçlar hemen hemen anlamlı fark çıkmıyor iki grup arasında. Ölüm, inme, işte MI, kanama hiçbir şeyde anlamlı fark çıkmıyor. Sadece yeni başlangıçlı atrial fibrilasyon cerrahi grupta biraz daha fazla çıkıyor. Yani anlamlı fazla çıkıyor daha doğrusu. 60. günde de merkezi olarak hastaların kapak performansları kıyaslanıyor. Burada da işte mean aortic gradient, işte eroaları vesaireleri hastaların kıyaslanıyor. İşlem sonrası orta ve orta ileri ağya olan hastalar kıyaslanıyor. Bu kapak hemodinamik performansı açısından hastalarda anlamlı herhangi bir parametre çıkmıyor iki grup arasında.
Yani gördüğünüz gibi her iki grupta da mean gradient giderek azalıyor ve 2 senede neredeyse aynı şekilde sonlanıyor. Ya AVA olarak da biraz tabii grubu biraz daha fazla bir alan sağlıyor ama onda da anlamlı bir fark yok. 2 yıllık yani 1-4 yıl arası aslında takip edilen hastalar var ama hastaların takip edilme süresi ortalama 2 yıllık. Dediğim gibi bütün sekonder sonlanımlarda anlamlı klinik fark çıkmıyor. Sadece atrial fibrilasyonda yeni başlangıçta atrial fibrilasyonda fark çıkıyor ilk bir ayla benzer olarak. Burada da bunların ROK analizlerini görüyoruz. Herhangi bir şekilde dediğim gibi anlamlı klinik fark çıkmıyor. Hastalar aynı zamanda Kansas yaşam kalitesi anketine de sokuluyor. Burada başta tabii erken dönemde üstün çıkıyor cerrahiye karşı ama uzun dönem sonuçlarda tekrar yine ikisi arasında anlamlı fark çıkmıyor. Yani burada tabii çalışma biraz aslında bizim ve çalışmayı tasarlayanların da beklediğinden farklı sonuçlanıyor. Hani özellikle bu small annulus'ta mesela bizim merkezimizde de öyle konseylerde özellikle small annulus varsa tabii lehine daha çok karar alınıyor. Daha çok tabii'nin önde olmasını beklediğimiz bir çalışma dizaynıydı ama yani birkaç tane şeyden kaynaklı hani biraz biyaslı olan bir çalışma. Örneklem büyüklüğü ilk olarak 156 hasta bir tık az alınıyor. O yüzden istatistiksel hata, tip 2 hata olma ihtimali olduğunu söylüyorlar. Yani bu mismatch oranı da hem iki grupta da aslında beklenenden az, hem TAVI grubunda hem de cerrahi grupta beklenenden az olduğu için çalışmada erken sonlandırılıyor. Çok teşekkür ederim dinlediğin, pardon. Sonuç olarak da bu yani dediğimiz şeyleri aslında bir daha söyleyelim. İleri ASV ve small annulus hastalarda çoğu bu hastaların kadın hastalar. Daha önceden randomize kontrollü çalışma olarak TAVI'nin cerrahi üstünlüğünü gösteren bir çalışma yoktu ama observational çalışmalar TAVI'nin daha üstün olduğunu söylüyordu. Erken ve geç sonlanımlarda TAVI cerrahiye üstünlük sağlayamadı bu çalışmada. Yani alabileceğimiz mesaj bu hastaların hem anatomik hem klinik özelliklerine bakarak TAVI'den mi daha fazla fayda görür, cerrahiden mi daha fazla fayda görür? Bu kıyaslamayı birbirine hastanın klinik özelliklerine göre yapmak gerektiğini çıkarabiliriz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz Alihan. Çok güzel özetledin VIVA çalışmasını. Small annulus gerçekten önemli bir problem. Gerek TAVI'de gerek SAVR'da. Benim bu çalışmayla ilgili senin bahsettiğin kısıtlılıklara ek kısıtlılığından biri bu çalışmada mortalite oranı yüksek. TAVI kolunda 2 yıllık takipte %8-9. Bu Evolut Low Risk ve Partner düşük risk TAVI çalışmalarında %4-5 civarında ama Viva çalışmasının 2 yıllık takibinde %9'a yakın bir mortalite var TAVI kolunda. Tabi burada biraz daha kadın hastaların alması, daha belki de bir miktar daha yüksek riskli kadın hastaların alınması bunu açıklayabilir. İkincisi bence takip süresi kısa. Biraz daha sanki o farkı görmek için biraz daha takibe de ihtiyacımız olabilir. Ve bir eklemek istediğim şey de cerrahi kolundaki küçük anuluslu hastaların sadece %7'sinde kök genişletme yapılmış. Buna rağmen cerrahi TAVI ile yarışıyor 2. yılda. Özellikle patient protez mismatch oranlarında. Evet abi, o da çok Dediğin gibi ilginç. bu ilginç bir çalışma. Bunun biraz daha takibe ihtiyacı var. Bir de dediğin gibi hasta azlığı hem sample büyüklüğü hem event azlığı bunu açıklayabilir. Takibin kısıtlığı bunu açıklayabilir. Çünkü biz genelde neye alışığız? Bir miktar daha dediğin gibi patient protez mismatch'in SAVR kolunda daha çok olmasına. Özellikle self-expandable ile yapılmış TAVI kolunda daha az olmasına alışığız elimizdeki datadan. Tabi burada hastaların çoğunda Safiyane-Sütçü kapak kullanılması belki bu çalışma pure self-expandable kapakla yapılsa ne olurdu? Bu da hala cevaplanmaya muhtaç diye düşünüyorum. Ben de senin dediğin tüm kısıtlıklara katılıyorum. Biraz bir çalışma yorumlaması limitasyonlarıyla zorlaşmış bir çalışma gibi geldi ben de okuduğumda.
Çok teşekkür ediyorum Alihan. Şimdi ben Miray'a geçmek istiyorum izninizle. Doktor Miray Özer, yine Siyah-Mersek Hastanesi'nden. Sercan, ben seni göremediğim için sormadım. Bir şey eklemek ister misin Viva ile ilgili? Biraz o şeye değindin. Belki şey diyebilirim. Kök genişletme operasyonu kompleks bir operasyon. Yani Evet. birçok yapmaktan kaçınıyor. Ve genel all comer popülasyonda küçük kapak tercih etmelerinin temel nedenlerinden biri de o. Dolayısıyla bunlar zaten küçük anülüs olduğu için zaten küçük kapaklar. İkisi de tabii küçük kapak oluyor. Belki onlar sonuçları mesela tüm popülasyona bakıldığında mesela 26 kapak konulacağına belki 23 koyuyorlar. Ama zaten bu anülüse ikisi de küçük kapak, ikimiz de küçük koyma. Hem cerrahlar hem kardiyologlar daha küçük çapta bir kapak koymak zorunda kalıyor. Bir de şöyle bu özellikle şeyin Mayval'in 20, 21,5 ve 23 çapları da bu özellikle küçük anülüslerde ekstra bir esneklik sağlıyor bize. Bunları da mesela düşünebiliriz. Bir de şeyle ilgili bu küçük anülüslerde cerrahi grubunda sütürlüs kapak kullanımının yüzdesiyle ilgili biraz önce bahsetti arkadaşımız. Yani sütürlüs kapak kullandıklarında bir anlamda sanki TAVI yaparmış gibi kapağı deploy ediyorlar. Dolayısıyla belki o da bir miktar hani daha nispeten daha iyi bir ekspansiyon ya da bir size daha büyük belki kapak koymalarına neden olmuş Evet. olabilir. Cerrahi grubu iyileştirmiş olabilir. Çok haklısın. Persevalden bahsediyorsun değil mi? Sütürlüs. Kesinlikle. Hepsine katılıyorum Sercan. Teşekkür ederim. Şimdi dinleyeceğimiz çalışma benim de çok sonucunu bana göre en dikkat çekici çalışmalardan biriydi. Hem bunu Miray'dan dinlemek de çok keyifli olacak. Align AR yani pür AE hastalarında tabii bunu bir dinleyelim. Buyur Miray'cığım. Gözüküyor değil mi? Oynuyor şu anda da. Merhaba, Evet, ben güzel. Doktor Siyame Ersek'ten Doktor Miray. Bugün size Elenciler çalışmasını anlatacağım. Bu çalışma The Trilogy, Jane Malvin Trilogy kapak sistemlerini değerlendirdiğimiz şiddetli aort yetmezliği olup semptomatik olan ama cerrahiye veremediğimiz yüksek cerrahi riskli olan hastalar üstünde yapılan bir çalışmadır. Kapak sistemlerinin güvenlik ve etkinliğinin değerlendirilen bir deneme çalışmasıdır. Aort yetmezliğini biz ECOG kriterlerine göre ileri olaraktan değerlendirdiğimiz hastalarda EF'nin %50'nin altında olması ve en sistolik çapların 50'nin üstüne çıkmasıyla cerrahi şansları cerrahiye vermemiz gerekiyor. Ama komorbiditelerinden dolayı cerrahiye veremediğimiz hastalarda elimizde ek bir müdahale şansımız olmamıştı. Bunlarda tabii işte aort stenozu için tabii kullanılmasıyla beraber tabii ön plana çıktı. Orada kullanılan kapaklar denenmiş ve denenen çalışmaları da var zaten. Ama buradaki mevzu o kapakların aort stenozu için kullanıldığında oradaki kalsifikasyona tutunduğu için kapaklarda bir paravalvüler bir sızıntının olması, kapakların tutunmasıyla kapaklarda embolizasyonun olması sebebiyle pek başarılı olamamıştır. Bu yüzden de bize yeni bir kapak sistemi, kapağın varlığına ihtiyacımız olmuştur. Bu yüzden de The Trilogy Valve'in ortaya çıkmış. Burada supraniler böyle self-expandable bir nitinol çerçeve var. Doğal anatomiye uygun olaraktan lokatörlerimiz ve anüler doğal anülasyonlara, anüler boşluklara göre uygun olaraktan bir oturma sağlıyor bize. Aynı zamanda da koroner aksesler içinde genişletilmiş bir boşluklarımız mevcut bu kapakta. Bu kapağın kullanılması için yapılan bir deneme çalışması, 20 merkezli tek kollu kör olmayan bir çalışma. Buradaki hastalarda şiddetli mitral yetmezliği olanları, konjenital tek ve büküs bir aort kapağı olup önceden aort kapaktan dolayı implantasyonları olan hastalar elenmiş olup aynı zamanda diğer koroner arter hastalığı, aort kökündeki genişlemeleri sebebiyle cerrahiye verilecek olan hastalar elenmiştir. Bize elimize 180 kişilik bir grup oluşmuştur. Bu 180 kişinin ortalamasının %64'ünde ileri aort yetmezliği olup yaş ortalaması 75'tir. EF'lerimiz de %53 olarak değerlendirilmiştir. NIVIO kriterlerine göre de 3'te 2'si 3-4 olarak sınıflandırılmış olup STS yani
cerrahi işlem için yüksek bir oranda olan da 4.1 olaraktan bir ortalamaları olan hasta grubudur. Burada yüksek 180 kişiye triloji var uygulanmış olup primer güvenlik sonlanım noktamız olaraktan 30 ay 30 günlük bir süreçte bize tüm nedenlerden dolayı mortalite, kanamalar, akut böbrek yetmezliği, diyalize gidiyor mu bu hastalar diye değerlendirilmiş. Aynı zamanda yeni bir pil ihtiyacı var mı olarak bakılmış. Aynı zamanda da bizim bir primer etkinlik endpointimizde 1 yıllık bir mortalite olarak değerlendirilmiş. Geçmiş yapılan aort stenozu nedeniyle TAVI olan hastalarda oluşturulan bir performans hedefleri oluşturulmuş. Burada %40.5 primer güvenlik sonlanım noktası olaraktan bizim oluşturduğum %40.5 bir marj belirlenmiş. Bizim çalışmamızda %26.7 ile güvenli aralıkta değerlendirilmiş bu çalışma. Primer etkinlik endpointimizde de 1 yıllık mortalite değerleri %25 olarak değerlendirilip %7.8 bir marjda başarılı olaraktan sonuçlanmıştır. Bu çalışma 180 hastanın %91'inde genel anestezi altında uygulanıp ortalama 71 dakika sürmüştür. %77'sine başarılı bir implantasyon değerlendirilmiş. Birisi cerrahiye gitmiş, ikisi ticari TAVI valvine implantasyonuna gidilmişti. %92 olaraktan bir başarımız elde edilmiş. 4 olguda kapak embolizasyonu, 1 olguda da aort seksiyonu görülmüştür. İşlem sırasında herhangi bir ölüm, anüler rüptür, ventriküler perforasyon ve koroner tıkanma vakası görülmemiştir. Bu hastalar 30 günlük ve 1 yıllık takipleri arasında sonuçlar elimize çıkmıştır. Bunlar da zaten geçen haftalarda yayınlandı. Yeni bir veri yayınlanması. Bu hastalarda şöyle bir elimize çıkan bir veriler var. Yaklaşık %99'unda 30 günde ya hiç paravalvüler ağaya görülmemiş ya da hafif derecede bir paravalvüler ağaya görülmüş. 1 yıllık takiplerinde de hiçbirinde bir orta paravalvüler ağaya görülmemiştir. En sistolik çaplarında 1 yılda %20 gibi bir oranda iyileşme görülmüştür hastalarda. %90 hastada New York kriterlerine göre zaten belirgin bir iyileşme 30 gün içinde dahi elde edilmiş olup 1 yıllık takiplerinde de bunu koruyabilmişlerdir hastalar. Aynı zamanda da Kansas kardiyomiyopatiye göre 20 puanlık bir yükselme vardır. Bu hastalarda takipler esnasında yani bu hastaların işlem anında şöyle bir güvenlik noktamızda da var olan bir pacemaker implantasyonu olayı vardır. Pacemaker implantasyonunda ilk 60 hastada %30 gibi yani neredeyse %30 gibi bir oranda yani 1/3'ünde bir pacemaker implantasyonu ihtiyacı olmuş. Sonra zamanla doktorların deneyim kazanıp kapağı doğru yerine yerleştirmesiyle bu oran son 60 hastada %14'e kadar gerilemiştir. Fakat yine aynı zamanda AS sebebiyle TAVI yapılan hastalara göre yine yüksek bir orandı. Bunu da sunduklarında açıklama olaraktan şöyle bir şey demişler. Hani aort yetmezliği için AVR yapılan hastalarda da zaten aort stenozuna göre biraz daha fazla hani daha fazla bir pacemaker ihtiyacı var. Bu oranlar gitgide düşer, deneyimlerimizle düşecektir ama hiçbir zaman TAVI kadar da tam bir başarı sağlayamayabiliriz gibi bir yorum vardır. Bu dediğimiz gibi yeni bir çalışma. 5 yıllık paylaştıklarında da zaten 5 yıllık verilerinin daha uzun süreli bir çalışmasının olup aynı zamanda düşük ve orta düzeyli bir cerrahi riski olan hastalarla AVR artı trilojinin karşılaştırılması gereken bir randomize çalışmanın olmasını önermişlerdi. Çalışmanın devamı gelecek gibidir ama şu anda bu çıkan çalışmayla da bile çok fazlasıyla bir umut vaat eden bir çalışmadır. Teşekkürler. Biraz kısa ve hızlı geçiş oldu. Nöbetteydim, kusura bakmayın. Çok çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim Miray. Spok'tan saati 10 yapmışız biz. Şimdi ben fark ettim. Evet. Ama biraz aklı gitti. Genaval kullanmışlar galiba bu çalışmada dediğin gibi. AY de bir problem. Sanki bana şey çalışmalarını hatırlattı. İlk partner AB çalışmalarını hani prohibitif surgical risk hastalarında TAVI başlamıştı ya. Şimdi de cerrahiye gidemeyen hastalarda sanki AY için kullanıyor. Sen de çok güzel bahsettin. Burada sorun bizim ileri aort stenozunda kapağımızı tutan bir kalsifikasyon var ama burada yok. Evet. Off-label olarak ben de bir iki hastada yapmıştım. Pure AY'ye şu an TAVI için kullandığımız, stenoz için kullandığımız kapaklardan takmıştım. İnsan ister istemez derine implante ediyor. Çünkü pop-out'tan korkuyorsun.
Çok net. O embolize olmasından korkuyorsun kapağın. Burada da çok tecrübeli operatörler olmasına rağmen dediğin pacemaker oranı %30 çok ciddi bir problem. Burada bir dediğim gibi bir korku oluşuyor ister istemez operatörlerde. Ne yazmış? Bir yorum gördüm. Atilla hocam, pace yüksek oversize kapak sebebiyle olabilir mi? Kalsiyum yok, tutan yok, oversize değil. Kesinlikle bu da ikinci bence mekanizma da bu. Hem derine koymak hem de belki de post dilatasyonda, pardon dilatasyonda ciddi bir şekilde oversize etmek, ikisinin de bence de artan pacemaker oranlarında katkısı mevcut. Utkulu Köksal'da çalışmada derin implantasyon önerisi var mı diye sormuş Miray. Böyle bir şey okudun mu sen? Hayır, öyle bir şey Ben de okumadım. okumadım. Ben de dikkatimi çekmedi. Sercan, bir şey ekler misin? Ya da Atilla hocam, bir şey eklemek ister misin? Atilla hocam, ben sesinizi duyamıyoruz ama hocam, şey Duyamadık hocam. Atilla hocam. Sen ne dersin Sercan? Yazmış galiba Atilla hocam, onu söyle. Aslında şöyle, buradaki mekanizma biraz daha bizim tabii de alışık olduğumuz fiksasyon, yani Tabii. implantasyon mekanizmasından farklı aktif fiksasyon. Evet, Lokatörleri var, evet. aslında grasp yapıyor, yani lifleti ve bülüsle de öyle bir etkileşim var. Dolayısıyla bu kapak aslında yani anülüse implante ediyoruz bu kapağı. Dolayısıyla daha derine inip inmememizin bir şeyi olmuyor. Yani bu zaten lifleti grasping yapıyor ve orada kalıyor. Dolayısıyla belki bir fiksasyon mekanizması, bu şey kendileri de öyle diyor. Bunlar etkilemiş olabilir diye de bahsediyor. Yani bu JenaValve olarak çıktı. Bu triloji muhtemelen bir sonraki jenerasyonun. Yani aynı kapak firmasının. Size'larını da anülüs çevresine göre 66 ile 90 arası. 3 farklı size vermişler. O bana biraz ilginç geldi. Yani ülkemizde kullanılmadı herhalde şimdiye kadar. Yok, ben sadece K-Sport'larda okudum bunu, bu kapağı sadece. Avrupa'daki K-Sport'larda okudum başta. Biz genelde self expandable kapak kullanıyoruz. Tutarsa ne Bizde. masa, ne bir tane daha koymak zorunda kalınıyor çoğunlukla. Evet. Birincisi tabii ankor oluyor. İkinciyi de onun içine koymak lazım ama o da birçok ekstra problemle gelebilir. Kesinlikle. O yüzden bu kapak gerçekten umut vaat ediyor gibi geliyor bana da. Evet, başka soru ve katkı yoksa Miray'a çok teşekkür ediyorum Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. tekrar. İyi akşamlar, iyi nöbetler Miraycığım. Teşekkürler. Şimdi yine geldik Gökçe'me. Mitral Tricuspid'e geçiyoruz. Burada Tricent'i duyacağız. Triluminate'i duyacağız. Class 2D'yi duyacağız. Gökçe'mciğim, dinliyoruz seni Tricent 2 açısından. Tricuspid'de neler oluyor bakalım. Tamam. Tekrar merhaba. Şimdi Zeynep abla bugün rahatsızdı. Onun yerine İki çalışmasından bahsedeceğim. Çalışma ileri triküspit kaçağı için transkateter triküspit kapak replasmanı için yapılan bir çalışma. Hepimizin bildiği gibi şiddetli triküspit yetersizliğinin ciddi semptomlara ve kötü sonuçlara yol açmadaki önemi giderek daha fazla kabul ediliyor. Giderek sağ kalbe daha fazla önem veriyoruz. Tıbbi tedavinin optimalin altında olması, cerrahinin yüksek morbidite ve mortalitesinin olması sebebiyle tricuspid kapak için şu an tedavi seçeneklerimiz sınırlı. Daha düşük riskle tedavi imkanı sunan ve transkateter tedavi yöntemlerine yönelik karşılanmamış bir ihtiyaç var günümüzde. Tricent 2 çalışması en az şiddetli derecede şiddetli, masif veya torrential dediğimiz tricuspid yetersizliği olan hastaların tedavisinde tek başına optimal medikal tedaviye kıyasla optimal medikal tedavi artı EVOK sisteminin güvenliği ve etkinliğini değerlendirmek üzere tasarlanmış. Prospektif, çok merkezli, randomize kontrollü bir çalışma. Çalışmaya katılan hastaların 30. gün, 6. ay, 1. yıl ve sonrasında 5 yıl boyunca yıllık olarak takip edilmesi planlanmış. Burada EVOK transkateter tricuspid kapağın yapısını görüyoruz. Self-expanding bir mekanizması var. 3 size var. 44, 48, 52 milim olmak üzere. Sistem transfemoral 28 F'lik bir sheet üzerinden çalışıyor.
Çalışmanın tasarımına bakarsak, hastalar ikiye bir şekilde randomize edilmiş. Optimal medikal tedavi kolu ve EVOKO artı optimal medikal tedavi kolu var. Bu kolda işlem öncesi optimal medikal tedavi başlanan hastalar ve implanttan sonra da en az 3 ay ve üzerinde tedavi devam ettirilmiş. Ve eş zamanlı ek prosedürlere izin verilmemiş. 30. gününde birincil güvenlik sonuçları elde edilmiş. 6. ayda birincil etkinlik sonuçları elde edilmiş. Birinci yıl ve sonrasında 5. yıla kadar da yıllık hiyerarşik sonuçları açıklanacak. Ancak şu an 6. ay sonuçları var elimizde. Çalışma Amerika ve Almanya'da yürütülen 30 farklı merkezin katıldığı bir çalışma. Primer sonlanımlar 30. günde dediğim gibi güvenlik, majör advers olayların olaylara bakılıyor. 6. ayda efektiviteye bakılıyor. Tirküsbit yetmezliğinin gerilemesi ve Kansas City kardiyomiyopati sınıfı 6 dakika yürüme testiyle sınıflandırılıyor hastalar. Birinci yıl ve sonrasında yıllık takiplerde de tüm sebeplere bağlı mortalite, hastanın sağ ventrikül assist device veya kalp nakli ihtiyacı, tirküsbit kapağı cerrahi müdahale ihtiyacı, kalp yetmezliğinden yatış ve yine hani bu üç fonksiyonel değerlendirilecek. Toplamda 150 hasta var. Planlanan 400 hasta ama elimizde ilk 150 hastanın 6 ay sonuçları var. Dahil edilme kriterlerine bakacak olursak, hastalar 18 yaşının üzerinde medikal tedaviye rağmen semptomatik tirküsbit yetersizliği olup en az şiddetli, yani dediğim gibi şiddetli, masif veya torrential derecede tirküsbit yetersizliği olan hastalar ve kalp ekibi tarafından uygun görülmüş hastalar. Dışlama kriterleri uygun anatominin olmaması, yaşam beklentisinin bir yılın altında olması, EF'nin %25'inin altında olması, ciddi sağ ventriküler fonksiyonel bozukluğun olması, ECO'da pulmoner arter sistolik basıncının 60'ının üzerinde, sağ kalp kateterizasyonuyla yine sistolik pulmoner arter basıncının 70 mm civarının üzerinde olması ve PVR'nin 5'in üzerinde olması, daha önceden tirküsbit kapağı bir müdahale yapılmış olması, hastanın sağ kalbinde kalıcı kalp pili ICD'sinin olması, eşlik eden sol kalp kapak patolojisinin olması ya da 6 dakikalık yürüme testinde 100 metrenin yürüyememe. Bu hastalar dışlanmış. 30. günde birinci güvenlik sonlanım noktalarına bakarsak, burada kardiyovasküler nedenli ölüm, MI, inme, diyaliz ihtiyacı, hayatı tehdit eden kanama, acil tirküsbit kapak müdahalesi ihtiyacı, girişim yeri komplikasyonları, cihaza bağlı pulmoner emboli ve kalıcı kalp pili gerektiren aritmi veya iletim bozukluğu olarak sınıflanmış. Burada çalışmaya başlanmadan önce tirküsbit cerrahi müdahalelerine ilişkin yapılan çalışmalardan bir beklenen majör advers olay yüzdesi tanımlanmış. %43,8 çalışmanın başında beklenen advers olay yüzdesi var. 6. ay birincil etkinlik sonlanım noktaları da az önce dediğim gibi tirküsbit yetersizliği ve fonksiyonel kapasiteyle ilgili sınıflamalar var. Tirküsbit yetersizliği derecesinin orta ve altına inmesi, Kansas City kardiyomiyopati anketinde 10 puan üzerinde bir iyileşme olması, NEA fonksiyonel sınıfında en az bir sınıf iyileşme olması ve 6 dakika yürüme testinde de 30 metre ve üzerinde bir iyileşme olması. Hastanın demografik özelliklerine bakarsak iki grupla genel olarak benzer yayılmış. %75-80 oranında kadın oranı var. Her iki grupta da %97 civarında bir AF yüzdesi var ki hani bayağı yüksek. Hastaların %36'sında girişimsel tedavi alan kolda, %36'sında optimal medikal tedavi alan kolda, %42'sinde daha önceden pacemaker var. Şu sağ üstteki tabloya baktığımızda tirküsbit yetersizliğinin etiyolojisine göre sınıflandırıldığında hastalar yine benzer, %70'in üzerinde iki tarafta da sekonder tirküsbit yetersizliğine müdahale edilmiş. Girişimsel tedavi kolunda %77, optimal medikal tedavi kolunda %70. Sağ alttaki tabloya bakarsak da hastaların tirküsbit yetersizliğinin ciddiyeti zaten ileri ve üzeri alınmış çalışmaya. Burada da ileri, masif ve torrential olarak yine benzer bir şey var, sınıflama var. EVOK sistemiyle ilgili özelliklere bakarsak hastalar
Ortalama 4 gün hastanede yatmış. %2'si sadece ameliyata gitmiş. Tüm hastalara femoral gelişim yapılmış. %83'ü sağ femoralden. İşlem süresi ortalama 115 dakika sürmüş. Şimdi birinci sonlanım noktasına baktığımızda majör adverse olaylar çalışanın başında %47 gibi bir bekleniyordu dedik. Bu %27,4 olarak sonuçlanmış. Yani majör adverse olaylar açısından birinci güvenlik sonlanım noktasını sağlamış çalışma. Burada da en yüksek oran kalıcı kalp pirliği gerektiren aritmi ve ritim bozukluğundan alınıyor. 14 hastada gerçekleşmiş. %14,7 bir oranı var. İkinci en sık görülen komplikasyonda şiddetli kanama olmuş. 10 hastada görülmüş. Bunu çalışmada daha çok AF olasılığının, AF'nin bulunma sıklığının %90'larda olduğunu söylemiştik. Antikoagülan kullanımıyla da ilişkilendirmişler. Sadece bir hastanın diyaliz ihtiyacı olmuş, inme geçiren hasta olmamış, bir hastada MI, 3 hastada kardiyovasküler mortalite gözükmüş. Hiçbir hastada tirikuspid kapağı cerrahi acil müdahale gerekmemiş. Majör giriş yeri, işlem yeri komplikasyonları 3 hastada olmuş. Cihaz kaynaklı pulmoner emboli de sadece bir hastada görülmüş. EVOK sistemi ile tiriküspid yetersizlik derecesinde 6 ayda önemli düşüş görülmüş. Bu 6. aydaki etkinlik sonlanım noktalarına baktığımızda sağ tabloda görüyoruz. Hastaların %99'a yakın, %98,8'ine orta ve daha az derecede tiriküspid yetersizliği görülmüş. Girişimsel tedavi edilen kolda sadece optimal medikal tedavi alan kolda bu %21,6'da kalmış. Ciddi bir fark var burada. Fonksiyonel kapasitede ve yaşam kalitesinde de yine iyileşme izlenmiş. Bunu da karşılıyor, bu açıdan da başarılı. Kansas City kardiyomiyopati anketinde 10 puan üzerinde iyileşme, NEA'da en az bir sınıf iyileşme ve 6 dakika yürüme testinde de 30 metre üzerinde iyileşme sağlanmış. Optimal medikal tedavi koluna göre P değeri de anlamlı sonuçlanmış. Bunlardan bahsettim. Çalışmanın sonuçlarına bakarsak Trisent 2 çalışması transkateter tiriküspid kapağın başarılı bir şekilde çalıştığını gösteriliyor. Komorbiditesi yüksek hasta popülasyonunda kabul edilebilir bir güvenlik profili ve etkinlik profili var. Beklenen majör adverse olay %43,8 iken %27,4 ile beklenenden düşük sonuçlanmış. EVOK sistemi ile tedavi edilen hasta popülasyonunun %50'sinden fazlasında başlangıçta çok şiddetli masif düzeyde tiriküspid yetersizliği olmasına rağmen hastaların büyük çoğunluğu etkili bir şekilde tedavi edilmiş. %93,8'inde hafif veya daha az, %77,8'inde de yok veya eser düzeyde tiriküspid yetersizliği elde edilmiş. Şiddetli tiriküspid yetersizliğinin EVOK sistemiyle tedavisi 6 ayda fonksiyonel kapasite ve septomlarda anlamlı iyileşmelerle sonuçlanmıştır. 400 hastadan oluşan tam kohorttan mortalite ve kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıma dahil olmak üzere klinik ve ekokardiyografik son noktaların gelecekte sunulması planlanmıştır. Dediğim gibi şu an 150 hastalık ve sadece 6 aylık sonuçları elimizde. İlerleyen yıllarda 400 hastalık ve 5 yıla kadar olan takipler açıklanması bekleniyor. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Gökçem. Yorum ya da katkısı olan var mı Sercan? Bir şey söylemek ister misin? Nöbete gitti galiba. Yok, buradayım Nazmi. Açtım Ben burada şöyle. Ha. Yani şöyle, biz bunun ACC'de ilk deneyimlerini dinlemiştik. 2022'de. Bunda daha biraz daha randomize kontrollü kolunda da olumlu sonuçları görüyoruz. Tabii bu tabii gibi inşallah klinik uygulamamızda zamanla daha fazla miktarda girer. Tabii biraz daha tiriküspid kapağın kompleks morfolojisi, hasta seçimi, birçok faktör var burada. Mesela ileti sistemine yakın burada mesela koh üçgenine yakın AV nodu pil gereksinimi var. Bir Evet, sürü soranı var. Dışlama kriterleri var. Tiriküspid yetmezliği gerçekten tiriküspid kapak patolojileri, kompleks patolojiler. Bazen kapağı değil, kapağın dışındaki bölgelere de işte müdahale ediyoruz. İşte bazen TAVI kapaklarıyla trik valve denilen dedike bir sistemde. Ülkemizde de bazen tek tük yapılıyor. Bir tane de bizim grubumuz yaptı. Yani sonuç olarak
bu şey unutulan kapağa yönelik çözümleri dinledikçe tabii aslında bu triklip birazdan bahsedilecek. O biraz daha feasible ve daha patofizyolojiye birçok patolojiye çözüm sunan bir tedavi yöntemi. Ama herhalde en sonunda da gideceği noktada bu triklip kapağı tamamen değiştirmek. En azından hospitalizasyonu azaltan bir klinik endpoint'te iyileşme yapsa ve kendini kanıtlasa yani herhalde benim Dakika yürüme testi, New York Kalp Cemiyeti, Kansas yani City. bunlar soft endpoint'ler, hayli soft. Evet. Yani ben hani ölümü de geçtim. Yani tamam kardiyak death'i de geçtim. En azından bir rehospitalizasyonu anlamlı şekilde optimal medikal tedaviye göre azaltma gibi bir biraz da hard endpoint'te faydasını görürsek Gökçe'nin de dediği gibi bu Biraz daha dört işte, pulmoner vasküler yatak. Yani pulmoner vasküler yatağın kolay değil. evet, yani farklı bir şey. Bazen Tabii. geri kaçış mekanizması oluyor triklip yetmezliği. Hı Bazen hı. tamam olması gerekmiyor mesela. Bunu Hı bazen hı. cerrahlar işte repair yaptım ama azıcık bıraktım falan diyorlar. Yani bu da öyle bir patofizyoloji olabilir Evet. bunda. Sanki dediğin gibi biraz da şey olacak. Onları duymak bize de iyi gelecek bu kapakla ilgili. Vakit kaybetmeden o zaman bir soru mu var sohbette? Evet, Atilla hocamdan güzel bir soru gelmiş hocam. PACE varsa çıkartılmış mı antikoagülan, antiplatelet tedavisi nasıl verilmiş? Galiba Ya bunlar da onlar leadless PACE'e mi? Sercan sen çalışmaları hani tam metni açıklanmadığı için o pace varsa çıkartılmış mı kısmı hiçbir yerde belirtilmiyor. Ama kapak sığır perikardından biyoprotez yine antikoagülan antiagregan tedavi ile ilgili de uzun dönem bir şeyimiz henüz yok ortada ama hani biyoprotez diyebiliriz sığır perikardından kısa süreli vermişlerdir muhtemelen. Çalma kriteri. Sercan duyamıyoruz. Evet, dışlama kriteri. Tabii. Ama hani şu kadar hastaya şöyle bir müdahale ettik diye bir şey Yani olabilir. şöyle kapak varlığı dışlanma kriteri ama hani mesela lead çıkarılıp kapaktan Leadless sonra belki spacing bir şey düşünülebilir o kadar. Evet. O zaman Aydın'a geçelim. Saat 10:23. Midnight'a kadar buradayız gibi duruyor. Tirilmeye çalışmasını Aydın'dan dinleyelim. Buyur Aydın'cığım. Teşekkürler şimdiden. Sağ ol. Bakalım triklip ne diyor? Bir saniye abi. Şunu hemen bir kapat bir daha. Ekran gözüküyor mu acaba? Tamam. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Bugün Trixbit kapak değişiminden sonra özellikle mitral kapakta çokça yapılan edge to edge repair'ın TriClip, Tricuspid versiyonu olan Triluminate'in geçen hafta Health Status Update'i verisi yayınlandı. Triluminate aslında geçtiğimiz Mart ayında yayınlanmış bir çalışmaydı. Onun üzerine bir update gibi oldu aslında bu. Öncelikle Triluminate'i anlatmak gerekirse 350 tane hasta birebir randomize şekilde 175 hastaya TriClip, 175 hastaya da medikal tedavi şeklinde ikiye bölünmüştü. Bu hastalar yaş ortalaması 78'di. Hafif bir kadın yoğunluğu %60'a varan bir kadın hasta popülasyonu vardı. Son 4 hastanın biri son 1 yılda kalp yetmezliği sebebiyle yatışı olmuştu. %57'ye yakın bir hasta NH klas 3 ve 4 hasta grubuydu ve biraz önceki çalışma gibi aslında %88 hastada da AF vardı. İnklüzyon kriterlerinde ileri ve semptomatik triglisérit yetmezliği olması bir kriter olarak alınmıştı ve bu hastaların hepsinin en az 30 gün boyunca guideline directed medical therapy yani optimal medikal tedavi alması şart koşulmuştu. Bu hastaların hepsi NH2 ve üstüydü ve lokal heart team tarafından değerlendirilip orta veya yüksek riski cerrahi riski olan hastalar seçilmişti. Dizayn olarak primer sonlanım noktası hiyerarşik
ve kompozit olarak win ratio şeklinde yapılmıştı. Onu da hani kısaca anlatmak gerekirse birincil olarak herhangi bir sebep ya da girişime bağlı ölüm seçilmişti. Burada 350 tane hasta teker teker hasta bazlı bir şekilde alınıyor. Bir tane hasta mesela örnek alalım gerekirse. Eğer bu hasta takip sırasında öldüyse ve bu hasta atıyorum medikal tedavi grubundaysa bu triklip noktasına bir win olarak kendini yer alıyor ve orada 1-0 diye işlem başlıyor. Eğer bu hasta yaşıyorsa 1-6'a geçiliyor. O da KY hospitalizasyonu. Eğer bu hasta atıyorum triklip kısmındaysa ve KY hospitalizasyonu olduysa bu hastada bu optimal medikal tedavi grubuna bir galibiyet, bir win olarak sayılıyor. Eğer hospitalizasyonu yoksa bu hastanın takibinde Kansas skoruna bakılıyor. 15'ten fazla bir artış olan kısımda ise birinde olduysa ona bir galibiyet sayılıyor. İkisinde yine olmadıysa ya da ikisinde de olduysa bu beraberlikle yine değerlendiriliyor. Bütün triklipin aldığı galibiyetler bölü optimal medikal tedavi oranını win ratio şeklinde değerlendirilmiş ve bu çalışmada da 1.48 olarak çıkmış. Anlamlı derecede triklip lehine olan bir sonuç. Sekonder sonlanım noktalarında da birinci yılda özellikle major adverse eventlerden bağımsız olması sağlamış triklip. 12. ayda anlamlı bir Kansas skoru artışını sağlamış. Birinci ayda özellikle triküspit yetmezliğinin ileri dereceden orta veya daha az inmesini sağlamış. Fakat birinci yıldaki 6 dakikalık yürüme testinde anlamlı fark saptanmamış. Kısaca hani başka şeylerin belirtmek gerekirse Terminate'in özellikle triküspit yetmezliğindeki düşüş derecesi arttıkça Kansas skoru artışı da belirgin derecede gözükmüş. Burada 2'den fazla grade değer düşüş olursa 18 puanlık bir artış olurken bir grade düşüş olursa 6 puanlık bir artış oluyor. Bununla birlikte rezidüel TY ne kadar azsa skorda o kadar artış sağlamış. Bununla birlikte birinci ayda biraz önceki çalışmayla benzer olarak birinci ayda %87 hastada triklip kolunda orta ya da daha az derecede TY saptanmış. Optimal medikal tedavi grubunda ise bu sadece %4. Tabii bunların hepsi hani Nazmi abi senin dediğin de gibi soft endpointler olduğu için bu çalışmanın genel olarak biraz hayal kırıklığı olan noktası aslında bir yıllık mortalitede kalp yetmezliği yatışlarında bir fark olmaması. Bunun üzerine Health Status After Tier gibi bir update çalışması da yeni yayınlandı. Burada aslında biraz hedef şuydu. Fonksiyonel kapasitedeki bu belirgin bir artış sağlıyor aslında triklip. Bunun bir klinik anlamı var mı? Bu bir placebo bir etki mi? Hani farklı hasta gruplarına da bu şekilde yansıyor mu? Amacıyla yapılmış bir çalışmaydı. Önceki çalışmada Kansas skoru kullanılmıştı. Fakat bu ortalama bir değer olarak kendini gösterdi. Burada Kansas skorunu overall summary olarak değerlendirildi ve bu overall summary değerlendirmesi için bir single arm trial'ı da yayınlandı aslında bu TCT'de tier'ın. Oradan 227 tane daha tier yapılmış hasta daha bu hesaplamaya eklendi. Bununla birlikte SF36 physical ve mental diye iki farklı daha skor sistemi kullanıldı. Yine hastaların 1. 6. ve 12. aylarında skor hesaplamaları yapıldı. Bu overall summary tam olarak ne oluyor? Normalde biz yani hastaları ortalama olarak Kansas skoru hesapladığımızda aslında hasta özelinde belli bir değerlendirme yapmak zor oluyor. Yani hangi hastanın o tedaviden yarar sağladığını anlamak biraz zor. Eğer biz hastaları skor artışında göre belli bir kategorizasyon yaparsak o zaman özellikle number need to treat yani NNT değerini çok daha anlamlı bir sonuç bulabiliriz. Burada da skorların artışına göre bir kategorizasyon yapılmış. Hasta hayattaysa ve ortalama bir gelişme sağlandıysa bunu 10 puan, 10-20 arası bir puan artışını bu kategorizasyona alınmış. Eğer 20'den fazla bir Kansas skoru artışı olduysa burada ciddi bir gelişme olarak sınıflandırılmış. Hasta yani 1 ve 2 gibi değerlendirilebilir. Bir de genel olarak eğer hastanın sonuç olarak birinci yılda skoru 60'ın üzerindeyse hastanın hayatta ve gayet iyi olduğu hani sonucuna varılıyor. Hasta grubu aslında benzer zaten. Çok değişen bir şey yok. Yine yaş ileri, kadın ağırlıklı.
Bazal Kansas skorları hastaların 55. Burada hani Kansas skoru diyoruz. Neye bakılıyor bu skorlamada? Hastaların genel olarak aktivitesi, işte bacaklarında şişlik, yorgunluk, nefes darlığı, genel olarak hayattan aldığı zevk diyelim, kendi nasıl hissettiği ve özellikle bu kalp yetmezliği durumunu hayatta yaptığı basit işleri onu ne kadar etkilediği yönünde bir aslında bir quality of life assessment tarzı bir şey. Genel sonuçlara baktığımızda hem QCC işte yani Kansas skoru hem bu SF hem physical hem mental skorda da ortak olan bir şey var. İlk bir ayda özellikle triklip grubunda anlamlı bir skor artışı oluyor ve bunu bir ay ve bir yıllık dönemler arasında da sürdürüyor. Yani belirgin bir skor artışı var ve bu skor artışını triklip grubu koruyor. Herhangi bir arada bir kapanma olmuyor. Subgrup analizlerinde de aslında çok değişen bir şey yok. Çoğu P değeri anlamlı olması da trend daha çok tier yönüne kaymış durumda. Sadece kardiyak indekste bir P değeri anlamlı var. Çok bir farkı yok. Ama genel anlamda trend tier yönünde. Burada belki de en önemli sonuçlarından biri bu çalışmanın. Hastanın bazal Kansas skoru ne kadar düşükse işlemden sonra değişim o kadar fazla oluyor. Yani ne kadar bazalde kötü bir hasta alınıyorsa işleme, işlemden de o kadar fayda görüyor. P değeri de oldukça anlamlı. Zaten grafikte onu gösteriyor. Bu kategorisel sonuçlara bakacak olursak biraz önce bahsettiğimiz ilk grupta yani hayatta ve ortalama derecede improvement sağlamış grupta NNT değeri 5.2 gayet anlamlı aslında. Improvement değeri arttıkça NNT değeri düşmeye başlıyor. 20 üzeri puan artışı olan grupta NNT değeri 3.8, %42, %16. Yani çok belirgin bir şekilde aslında triklip yani la improvement olan grupta triklip çok daha baskın gözüküyor ve 3 yani ortalama 4 hastada bir net bir faydası var. Ortalama hastalara bakacak olursak da iyi olan gruptaki hastalarda %75'e %46 olarak bir tier üstünlüğü de mevcut. Biz eğer diğer grup hastaları da içine alırsak ortalama 400 hastalık bir grup oluyor. Her T7 bir grade azalma gördüğümüz zaman skorda ortalama 4.1'lik bir artış gözüküyor. Ve belki de daha önemli bir noktası her onar puan skor arttığında hastanın ölüm mortalitesi hazard ratio'su 0.7 ve kalp yetmezliği yatışı 0.7 yani azalıyor. Aslında burada da bahsetmeye çalıştığı şey çalışmanın ikisi birlikte bakılınca da benzer bir sonuca ulaşılmış. Skorla aslında ölüm ve kalp yetmezliğinin bir korelasyonu olduğunu göstermeye çalışıyor bu veri. Bu ilk bir aylık veriler. Daha bir yıllık bir verisi, uzun vadede bir verisi olmadı. Bu konu hakkında da aslında net bir şey biraz takibinden sonra hani söyleyecekler gibi gözüküyor. Özetlemek gerekirse triklip belirgin semptom, quality of life ve fonksiyonel kapasite artışı yaptı. Çok bariz. İlk bir ayda özellikle belirgin bir fark sağlayıp birinci yıldan sonra, birinci yıla kadar da bu farkı koruyor. Ve hasta bazalda ne kadar kötü bir hastaysa bu girişimden o kadar da fayda görüyor. Bazı tabii soru işaretleri vardı. Acaba bu bir plasebo etkisi olabilir mi vesaire gibisinden. Çünkü bunlar hep daha çok skor üzerinden yapılmış iki çalışma. Hastaların genel durumunun bir yıl boyunca stabil olarak iyi seyretmesi ve çok belirgin bir şekilde tiroid yetmezliğinin derecesinin azalmasıyla skorun arasındaki korelasyonun çok sıkı olmasından ötürü bunun bir plasebodan ziyade daha çok bir biyolojik bir yanıt da olduğu görüşü var. Bir de özellikle triglisérit yetmezliği hastalarının kalp yetmezliği yatışları bir aortik stenoz ya da bir mitral yetmezlik gibi sıklık olmadığı için daha uzun vadeli bir takip belki de daha mantıklı olabilir. Bu hastalar sonuçta daha az sıklıkla hastaneye yatıyor. Bunun verisinin belirlenmesi için belki 3 yıl, 5 yıl zaten bu çalışmanın hedefi de 5 yıl. 5 yıllık bir takip daha mantıklı olabilir. Son olarak cihazın işlemsel olarak hiçbir riski de yok. Hiçbir embolizasyon, hiçbir tromboz öyle bir durum da olmamış. Ufak birkaç hastada sadece 6-7 tane hastada 5 mm civadan daha fazla bir gradiyent artışı gözükmüş triglisérit kapakta ama buna yönelik herhangi bir hastada semptom ya da bir adverse olay yaşanmamış.
Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Aydın. Yine çok güzel slaytlar, çok güzel anlatım. Teşekkür Ellerine sağlık. Soruya da katkısı olan var mı diye şöyle bakıyorum. Sercan bir şey ekleyecek misin? Aslında biraz önce de bahsetmiştik Trisent'te de bir miktar. Bu Triluminate Triclip Dedicated Device kullanması açısından önemli. Daha önceden de Mitra Clip ile işte şu anda da bazen yapıyoruz. Mesela Mitra Clip sırasında işte Triclip için de ekstra klip verebiliyorlar. Bazen işte Mitra Clip cihazını kullanıyoruz ama bu Triclip sadece Tricuspid'e dedik cihaz ve bu Triluminate bu cihazın sonuçları. Dolayısıyla bu açıdan %50'nin üzerinde daha iyi sonuç işte medikal tedaviye göre %80 civarında daha az triglisérit yetmezliği. Yani hani gayet iyi, mutluluk verici. Bu özellikle triglisérit'in anteriorla septal lifleti arasındaki kısmı fikslemeye dayanan bir işlem. İnşallah biz de hastalarımızda sıkça uygulayabiliriz ileride. Evet, bu zor grup hasta için gerçekten umut verici sonuçları. Yani bir türlü o çözüm bulamadığımız bu hasta grubu için Ya umarım unutulan. iyi bir umut oluyor. Hem de underestimate edilen, Lasix verip gönderilen hasta grubu. Aydın çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben Hikmet'e sözü vermek istiyorum. CLASP 2 2D çalışması için. Hikmet'ciğim. Profil resmin de güzelmiş. Bir de unutmadan Nazmi, bu win ratio analizi sıkça kullanılmakta artık. Çok Birçok çok güzel anlattı. Aydın çok evet, güzel, çok çok basit anlattı. aslında biz Nurbanu ile birlikte şimdi arkadaşlar da buradayken bahsetmekte fayda var. Bir win ratio analizi ile ilgili bir istatistik session yapalım mı diye düşünüyorduk. Bu TCT'de de partnerde win ratio analizi yapıldı. Bu Triluminate'de win ratio yapıldı ve sıkça görmeye başladık. Aslında onun belki onunla ilgili bir oturum yapabiliriz ilerleyen haftalarda. Çok güzel olur. Hikmetçim buyur. Merhabalar, sesim geliyor umarım. Herkese iyi akşamlar. Bu saatte hala burada olanlar için çok teşekkür ederiz. Ben kısaca Class 2D çalışmasının birinci yıl sonuçlarından bahsedeceğim. Aslında geçtiğimiz yıl bu çalışmanın 150 hastadan oluşan ilk kohortunun verileri paylaşılmıştı. Ben de kısaca birinci yıldan bahsedeceğim. Sadece geçen yılı biraz hatırlatmak istiyorum. Biliyoruz miktar yetersizliği aslında ciddi mortalite ve morbidite sebebi ve bu hastaların sadece %15'i cerrahi tedavilere uygun görülüyor. Çünkü hastalar cerrahi açıdan çok yüksek riskli görülüyor. Bu sebeple transkateter uçtan uca tamir yöntemleri son yıllarda çok önemli bir hal almaya başladı. En çok bildiğimiz ve kullandığımız mitra klip, hatta işlemin kendisiyle neredeyse özdeşleşmiş bir sistem. Pascal adı verdiğimiz Edwards Life Sciences'ın bir tier sistemi mitral kapak için. Bunu mitra kliple karşılaştırmak için yapılmış bir çalışma. Ciddi semptomatik, dejeneratif, ileri mitral yetersizliği olan ve cerrahi açıdan ameliyata uygun görülmeyen, çok yüksek riskli bulunan hastaları iki sistemle karşılaştırılıp aslında Pascal sisteminin bir non-inferiority çalışması. Çalışmanın hipotezi iki tane aslında. İşlem sonrasındaki ilk 30 günlük değerlendirmede major adverse eventler açısından non-inferiority olduğunu göstermek ve 6. ayda yapılan değerlendirmede mitral yetersizlik ciddiyetinin iki pozitiften ve veya küçük olması. Burada ekokardiyografik kor laboratuvarı mitral yetersizliği 0 ile 4 pozitif arasında derecelendirmiş. Burada 3 pozitif ve 4 pozitif ileri olarak söylenmiş. Çalışmanın dizaynı da şu şekilde. Ciddi dejeneratif mitral yetersizliği olan, yani 3 pozitif ya da 4 pozitif mitral yetersizliği olan hastalar kalp ekibi tarafından değerlendirilip mitral kapak için TEER'a uygun görülmüş. Daha sonrasında ekokardiyografik olarak Pascal'a ya da mitra klip sistemlerine uygunluğu değerlendirilmiş. Eğer hem Pascal hem de mitra klip olarak için anatomik olarak uygunsa Class 2'de randomize çalışmasına alınmış. Eğer ikisi için de uygun değilse çalışmalardan dışlanmış. Eğer kompleks anatomi sebebiyle mitra klibe uygun değil ancak Pascal uygunsa
Pascal 2D registrisi için ayrı bir çalışma şu anda yürütülmekte. Bizim çalışmamızda da Class 2D randomize çalışmasında 2'ye 1 bir randomizasyon sağlanmış. Yani iki hasta Pascal'a bir hasta mitraklip sistemine alınmış. Dahil edilme kriterlerimiz yaşın 18'den fazla olması, transözofajyal ya da transtorasik ile 3 pozitif 4 pozitif dejeneratif mitral yetersizliği olması, hem Pascal hem mitraklip sistemiyle tedaviye uygun olması ve kalp ekibi tarafından cerrahiye uygun görünmemek. Yani cerrahiye uygun görünmemek, ben bunu çevirirken biraz zorlandım. Prohibitive surgical risk deniyor burada. Dışlama kriterlerinde de transözofajyal ekokardiyografi kontraindikasyon olması ve mitral kapak anatomisinin TIRA 2 sistemle de uygun olmaması. Şimdi bu çalışmanın primer sonlanımı ilk 30 gün içerisindeki majör kardiyak olaylar. Bunlar kardiyovasküler mortalite, inme, yeni diyaliz ihtiyacı, MI, ciddi kanama ya da non-elektif perkütan veya cerrahi mitral kapağı girişim ihtiyacı. Diğer başlığımızda efektivite açısından 6. ayda mitral yetersizlik ciddiyetinin 2 pozitif ve veya altında olması. Sekonder sonlarında da tüm sebepli mortalite, kalp yetersizliği yatışları ve yaşam kalitesi testleriyle yaşam kalitesinin değerlendirmesi. Bunlar hep bütün çalışmalarda gördük az önce. Kansas City kardiyomiyopati anketi, 6 dakikalık yürüme testi ve bunun gibi. Hastaların baseline karakteristiklerinden çok çok detaylı bahsetmeyeceğim. Kısaca burada sizin için sarıyla çizmeye çalıştım. Aslında iki gruba alınan hastaların da yaşları gayet yüksek. 81'e 81,2 ortalama gibi. Euro skorları yine 3,9'a 4,1. Fonksiyonel kapasiteleri klas 3-4. Yine hastaların %60'ı fonksiyonel kapasitesi olarak çok ileride. Ve en aşağıda son 12 ay içerisinde kalp yetersizliği sebebiyle bir veya daha fazla yatışı olan Pascal'da 40 ve mitraklipte 25 hasta var. Neredeyse hastaların %35-36'sı da bu ciddi dejeneratif mitral yetersizliği için hastaneye yatmış gibi gözüküyor. Ekokardiyografik baseline karakteristiklerinde de bu hastaların hepsi zaten dejeneratif. Hepsinin 3 pozitif ya da 4 pozitif mitral yetersizliği var. Çalışmadaki hastaların önemli bir kısmının ejeksiyon fraksiyonu gayet yüksek, normal sınırlarda. Bir diğer şey dikkatimi çeken pulmoner arter basınçlarının yüksek olmasıydı. Biraz işlem özelliklerine gelelim. Bu çalışmanın karşılaştırmalarında bu journal'dan aldığım bir preproof. Prosedür zamanı Pascal'da belirgin olarak daha yüksek. Aynı zamanda device time'da daha yüksek. Bunu yazarlar Pascal sistemiyle operatörlerin birazcık daha ellerinin alışmamış olmasına, deneyimsiz demek istemedim de yani ellerinin alışık olmamasına vermişler. Ve demişler ki yani operatörler Pascal sistemiyle çalıştıkça aslında bu sürelerin mitraklip sürelerine yakınlaştığını söylemişler. Diğer bir dikkati çeken şey burada sarıyla işaretlememişim ancak bu mitral yetersizliği tamir ederken mitraklip ile beraber özellikle şu en aşağıya bakarsanız daha fazla cihaz implante etme ihtiyacı olmuş mitraklipte. Bu Pascal sisteminde daha az olarak görülmüş. Şimdi sonlanım karşılaştırmalarına baktığımızda iki sistemde de aslında her anlamda Pascal non-inferior çıkmış. İlk 30 günde kompozit adverse eventlerde non-inferior. Effectiveness olarak da iki pozitif ve veya daha aşağısı mitral yetersizlik hem Pascal'da hem mitraklipte gayet iyi %95 ve üstünde. Bu çalışmada ne eklemiş olduk? Buna sekonder etkinlik olarak bakmışlar. Birinci yılda mitral yetersizliğin iki pozitif veya daha aşağısında olması ya da bir pozitif veya daha aşağısında olması iki grupta da benzer ve gayet yüksek. Burada az önce Aydın abinin sunumunda da bahsettiği gibi yazarlar şuna dikkat çekiyorlar. Rezidü yetersizlik ne kadar az ise hastanın outcome'ı ve semptomatik durumu o kadar iyi oluyor. Ve mitraklipte de Pascal'la da tedavi edilen hastalarda mitral yetersizlik bir pozitif ve aşağısında olması birinci yılda %70'lerde diyebiliriz. Bu bir hatırlatma içindi. Aslında bir yıl önceki yayınlanan şeyde de mevcuttu. İlk 30 gün içerisinde yani bu hastalarda kardiyovasküler mortalite bir ya da iki görülmüş. Stroke yine bir hastada görülmüş sadece iki sistemde de. MI neredeyse görülmemiş. Diyaliz ihtiyacı olmamış. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey ciddi kanama. Burada Pascal sisteminin
femoral ven aksesi için kullanılan şitinin daha büyük size'da olması dolayısıyla girişim yeri sebeple kanamaların daha fazla olduğu, ama bu da istatistiksel olarak anlamlı değil, sadece bir miktar numerik olarak fazla olduğunu söyleyebiliriz. Birinci yılda da yine benzer sonuçlarımız var. Yine aynı şekilde ciddi kanama miktarı Pascal'da numerik açıdan birazcık daha fazla, P değeri anlamsız olsa da. Bu da aslında TCT'de yayınlanan en son makalenin Central Illustration'ı. Yani herhangi bir adverse event iki sistemde de bakıldığında Pascal için non-inferior olduğu görülmüş ve miktar yetersizlik oranlarının iki sistemle de birbirleriyle kıyaslandığında Pascal sistemi için gayet non-inferior olduğu gözlenmiş ve iki sistemde de fonksiyonel kapasiteleri ve hastaların yaşam kalitesinin iyileştiği gözlenmiş. Çok teşekkür ederim benimle ilgili için. Hikmet, çok teşekkürler. Çok güzel özetledin. Artık mitral klübe non-inferior bir cihazımız daha var. Mitral onarım için. Transkateter mitral onarım için. Fiyatları nasıl? Maliyetleri, Hikmet, o konuda bir şey yazıyor mu? Maliyet analizi var mı çalışmada? Yapılmış mı? Çünkü Abi, Pascal'da daha az kullanılıyor dedin klip. o sistemin içinde içeriğinde ne var tam olarak bilmiyorum ama fiyata dair hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey yazmıyor değil mi bu Hiçbir şey cost yazmıyor. effectiveness açısından? Çok güzel. Sercan, ekliyor musun bir şey? Son çalışmaya geçelim mi? Bence geçebiliriz. Ekstra. Tamam. Çok teşekkür ederiz Hikmetciğim. Ağzına sağlık. Ben Çok teşekkür ederim güzel doktor. özetledin. Son çalışma için Doktor Emre Bey'e ben sözü vermek istiyorum. Bir periferik arter hastalığı ile ilgili bir çalışmadan bahsedecek bize. Life-BTK çalışması. Buyurun Emre Hocam. Herkese merhabalar. İnfrapopliteal lezyonların tedavisinde BTK ilaç salınımı emilebilir yapının temel sonuçları Life-BTK çalışmasını anlatacağım. Periferik arter hastalığının 230 milyondan fazla kişiyi etkilediği tahmin ediliyor. Kronik ekstremiteyi tehdit eden iskemi yani iskemik dinlenme ağrısı ve iyileşmeyen ülserle karakterize yüksek oranlarda amputasyon ile ilişkili olduğu bilinmekte. İnfrapopliteal veya dizaltı arter hastalığı için anjiyoplastinin cerrahiye üstün olduğu kanıtlanmış. Ancak anjiyoplastinin belli sınırlanmaları bulunmakta. İlaç salınımlı eriyebilir bir iskelet dizaltı arter hastalığını tedavi etmek için uygun olmasını sağlayan potansiyel avantajlara sahip ve gözlemsel çalışmalarda da umut verici sonuçlar ortaya çıkmış. Çalışmanın gerekçesine bakacak olursak BTK için mevcut tedavi seçeneklerinin sınırlanmaları mevcut. Metal kaplı stentlerde restenoz görülürken yani genelde görülürken anjiyoplastide daha çok elastik recoil restenoz görülmekte. İlaç kaplı balonlarda yine aynı şekilde elastik recoil önemli bir sınırlama. Aterektomide embolizasyon görülebilmekte. Araştırma cihazının tasarımından bahsedecek olursak biyorezerve edilebilir iskelet %100 polilaktit içeriyor ve 99 milimetre mikrometre kalınlığında strüktürden oluşmakta. Kaplaması aktif farmasötik bileşenlerin everolimus ve biyorezerve edilebilir polidelaktilit içermekte. Radyoopaklık için iskeletin proksimal ve distal uçlarına gömülü ikişer adet aynı kütleye sahip 4 platin marker bulunmakta. Bu çalışmada ilaç salınımlı emilebilir sistemin kronik ekstremiteyi tehdit eden iskemik hastalarda infrapopliteal arter hastalığının tedavisi için PTIA klasla güvenilik ve etkinliğin değerlendirilmesi istenmekte. Prospektif, randomize, çok merkezli, Amerika ve Amerika dışında tek yör bir çalışma yapılmakta. 261 hastadan randomize bir çalışma ve 2'ye 1 oranında. Veriler 12 ayda değerlendirilmiş. Birincil güvenlik sonlanım noktası 6 ay. Birincil etkinlik sonlanım noktası 12 ay. Ve güçlendirilmiş ikinci sonlanım noktası 12 ay olarak takip edilmiş. Birincil etkinlik sonlanım noktasında ekstremite kurtarımı veya birincil geçirgenlik PTA'ya göre üstün bulunmuş. Birincil güvenlik sonlanım noktasında majör olumsuz ekstremite olayları ve perioperatif ölümden korunmada non-inferior olarak bulunmuş. İlk sekonder sonlanım noktasında hedef lezyonun restenozu 1 yıl içinde PTA'ya göre üstün bulunmuş. İkinci sekonder sonlanım noktasında serbest ayak bileği amputasyondan korunma, hedef damarın tam tıkanıklığı veya hedef lezyonun hedeflenmiş tekrarlayan daralmasından korunmada
daha üstün bulunmuş PTA'ya göre. Klinik takip olarak bazı hastaların ölümü ya da ayrılmaları sonucunda belli oranlarda %90.2 ile 90.9 arasında takip edilmiş. Çalışmaya büyük katılım Amerika Birleşik Devletleri'nden 43 merkezden 209 hasta olarak katılım olmuş. Singapur, Hong Kong, Tayvan, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan da katılım olmuş. Çalışmaya dahil etme kriterlerinde infrapopliteal arterlerin proksimal 2 bölü 3 lezyonlarını içeren bölümünü içeren yerler konu edilmiş. Hedef lezyon tedavisinden önce tüm giriş arterlerinin standart bakım ile başarılı bir şekilde tedavi edilmesi istenmiş. En fazla 2 de novo veya restenotik infrapopliteal lezyon her birinde ve en az %70 daralma olması istenmiş. Hasta başına toplam lezyon uzunluğu 170 milimetreden az. Bu bir lezyonun içinde veya iki hedef lezyonun arasında bölünmüş olması istenmiş. Risk faktörlerine bakacak olursak tütün kullanımı, hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet, renal hastalık, önceki MI, kalp yetersizliği, DVT, önceki periferik arter hastalığı, kanser gibi risk faktörleri mevcut. Birincil sonlanım noktasına bakarsak ekstremite kurtarma ve birincil geçirgenlikte bir yıllık verilerde BTK %74.2 iken PTA'da %47.9 olarak bulunmuş. 393 günde de durum çok değişmemiş. Hedef lezyonun restenozunda ilk bir yılda PTA'da %46.5 görülürken BTK'de %24.2 olarak görülmüş. Majör olumsuz ekstremite olayından ve perioperatif ölümden korunmada PTA'da %100 olarak daha üst görülmüş. Bir yıllık primer sonlanım noktalarının alt grup analizlerinde BTK daha ön planda bulunmuş. Sonuç olarak birincil etkinlik sonlanım noktasının mutlak risk farkı %30 daha iyi olduğu bulunmuş. Güvenlik olarak PTA'ya kıyasla non-inferior. Bu teknoloji onaylanırsa ek dayanıklılık ile infrapopitel müdahalelerde yeni bir seçenek sunulabilir. Bu muhtemelen daha az yeniden müdahale ile iyileşmiş klinik sonuçlara dönüşecektir. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Emre Hocam. Gerçekten çok zor bir hasta grubu. Yani herkesin günlük pratikte gördüğünde uğraşmayı istemediği bir şekilde doktor bulmakta zorlanan bir hasta grubu burası. Diz altı, ayağı ampute olmuş ya da ayak yarası olan iyileşmeyen bunlar genelde biliyorsunuz hastanede ne yazık ki ayakları sarılı bir şekilde bir poşetle geziyorlar. Gerek yara bakımı, gerek bu damarları açmak, gerek teknik olarak da çok zor ve en önemli sorunlardan biri de durabilite. Yani stent koysanız, restenoza çok yatkın bu damarlar. Normal POBA yapsanız, restenoz oranları çok yüksek, recoil oranları çok yüksek. O yüzden burada gerçekten umut vadedici bir çalışma bu. Ben de çok sonuçları hoşuma gitti, çok olumlu buldum. Günlük pratikte çok işimize yarayacak bir şey. Periferle uğraşan biri olarak en azından bunları söyleyebilirim. Sercan Ben de öyle düşünüyorum Nazım. Belki buyur. low diz üstünde de işimize yarayabilir. Özellikle bu Tabii. kısımlarda mekanik stresleri, işte diğer şeyleri göz önünde bulundurursak kullanabileceğimiz bir stent olup sonra da erimesi bizim için faydalı. Bununla ilgili S1 çalışması da vardı bir ara ama sonra açıklandım. Ben hatırlayamadım. Şimdi baktım bulamadım sonucunu da belki de açıklanacaktır ileride. Diz. Diz üstündeyim, değil mi? Çok çok teşekkür ediyorum ben de Emre Hocama tekrar. Ben kapamayıcı için, daha doğrusu session'ı kapatmak için Sercan'a söz vermeden önce tüm meslektaşlarıma, genç meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok şey cebime koydum. Kendi adıma çok şey öğrendim. Hepsini gözden geçirme fırsatı bulduk. Koroner, perifer, yapısal, TAVI, mitraklip, triklip, triküspit kapak değişimi. Çok güzel şeylerden bahsedildi. TCT'ye gitmedik ama gitmiş kadar olduk gerçekten. Hepinize çok canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışmak her zaman çok keyifli, çok güzel deyip Sercan Hocama sözü veriyorum. Nazmi, ben de benzer şeyler söyleyeceğim. Hakikaten bugün birçok önemli çalışmayı gözden geçirdik sizlerle ve hepsi de
üst kalite ve üst bilimsel ligde olan sunumlardı. Onun için hepinize çok çok teşekkür ederim. Böylece önemli bir toplantıdaki önemli noktaları hep birlikte öğrenmiş ve gözden geçirmiş olduk. Bu tarz projelerde bundan önce de geçtiğimiz yıl içinde de birlikte birçok projede yer aldık. Gerçekten sizlerle çalışmak çok keyifli. Bizim için de çok mutluluk verici. Ve böyle olması gerekiyor aslında. Online Kardiyoloji Kulübü sizlerle güçlü. İnşallah ileride de yine sıkça bir arada daha iyi projelere hep birlikte imza atarız. Ben tekrar teşekkür ediyorum tüm arkadaşlar. O zaman kapatabiliriz herhalde. Herkese iyi akşamlar. İyi Görüşmek akşamlar. üzere. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. İyi Teşekkür ederiz. akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Biz Teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Sağ Süre için olun. kusura bakmayın.